Kaydı başlattık. Başta da şey yaparız. Bayraktar Onları BT beklete boyuz. miydi? Ha? Yok ya, onlara Onları gerek yok. Şimdi bakalım modele. Şurada bir şey var mıydı? Böyle mi? nerede? Tam baktım ya şurada. Böyle değil mi? Evet, o rüzgar havalandırma gibi bir şey. Şöyle yapalım. Ben bunu şimdi apply al diyeceğim hepsini. İnşallah bir şey bozmayız ya. Şöyle yapalım. Sırayla apply al diyelim. Gerçi üstten alta doğru gittiğim için bir şey bozulmaz. Subdivision'ları falan da onaylayacağım. Bu gördüğün şey mirror'ları en azından onaylamıyordu atarken. Ben onaylayayım şimdi, ne olur ne olmaz diyerekten. Şu Collision 2'ye bu düşük poli yani geri dönebilmek için bıraktığım şeyler onlar. Neyler? Şu aşağıdakiler mi? Ha, evet onlar yani bir şey olursa modele falan diye. Normalde subdivision'la da, yani mirror'la da gider. Bu da iki tarafına farklı yazı yazacak mıyız? Ona emin olamadım. Bu fotoğraf bayağı detaylı gösteriyormuş. Gerçi iki tarafına da yazı olarak aynı gider mi? Yok ya, biz düz yapalım. Şimdi bütün parçaları separate edeceğim. Ben yani ayrı olan bütün parçaların ayrılsın gerçekten. Rotation scale vereceğim. Bir şeyler kaçtı, biz bir şeyler onaylamamışız. Merhaba. Şu şey var. Lastiğin orada bir tane ne diyeyim? O neydi onların adı? Hiçbir şey olan objeler. Artı şeklinde oluyor. Dur, adına bakayım söyleyene. Bakamıyorum. Merhaba Ali Bey. Ne yapıyorsunuz? Vallahi oyun oynuyorum. Senin de aklına girmeye geldim. Amp Oyun var bir oynuyorum. tane. O yüzden böyle oluyor. Benim aklıma giremezsin şu an, çünkü şu kapak nereden geliyor Altında kap şeyin altında uçağın. Bak lastik ön lastiklerde. ya? Ön lastiklerde mi? Ön lastik bu arka lastik bunlar. Ha, şura. Evet o MT'ye bağlı kapaklar. Tamam, sil. Sil gitsin. Onaylıysa. Şeyden dolayı giremezsin. Şimdi bayraktar boyayacağız. Şu şey bir saniye. Bu ön tarafında küçük bir kanat var. Onun da mirror'ı bozulmuş herhalde. De. Şu mu? Hı. Normalde bu iki taraf. Aynen o. Tuttuğun. İki tarafta değil mi? Evet. Şimdi bazı şeyleri tekrar mirror edeceğiz. Onda sıkıntı yok. Alt transform yaptık. Gerçi buna gerek yok. Ya şeye gerek yoktu. Şöyle kalsın. Ve şunda da şunu sildim. Muhabbet şu. Senin mirror'u bilmediğim için benim bozmam gerekiyor. Mesela şu Maya füzeler. zannettim bak. Şu alttaki kameraya ben aslında bir tekstür yapmıştım biliyor musun? Bu kamerada şey böyle Kameranın yuvarlaklar var. gözü yok. Göz yapmayacağım mı? Şey, ben gözleri tekstür olarak yapıp atmıştım içine. Brush'tan yapıp sonra matte notta gradient şey pardon gradle'den vermiştim. Kamerayı şey yapabiliriz aslında, bak şöyle bir şey. Mesela şurada değil mi yuvarla? Şöyle bir şey yapsak. Kaç yuvarlağı var onun? Tek parça değil. Yok, bende de kamerayla ilgili bir şey var, hani onu direkt buraya yapıştıracağız. Şurada kamera, gerçek kamera gibi duracak. Ha. Anladım. Ama işte oraya o şeyi güzelce verebilmek için böyle bir yuvarlak lazım da, bu da çok sağlıklı olmadı mı ya? Şöyle yapsa. Subdivision falan mı var? Öyle mi? O da olabilir. Şöyle bir şey olabilir, evet. Mantıklı. Gerçi 3 verdim. 3 ne kadar mantıklı. Bir saniye. Şöyle yapalım. Yok ya, burayı nasıl düzeltiriz? Kenara bir çamfır aslan yer mi ki acaba? 3D Max mi lan bu? Chamfer ne? Bevel.
Ha, böyle iyi ya. O bozukluğu da idare ederiz bir şekilde. Aynen. Bak şimdi sonra iki tarafta olacak. Şu nasıl ya? Model ha şey, insert. Ben de kesik parça sanıyorum şunları. Sonra şurası herhalde 50 parçaya bölündü. Birleştirelim. Bu arada ben yaparken takılmış şey, ya yani böyle bunu nasıl yaptın diye bir şey olursa sorabilirsin. Şu shortcut'ı da açalım. Shortcut'ı açtım da ha, şuraya geldi senin Blender olduğu için. 2.93 bir de mi açtık? Şurayı sil. Evet. Onu mirrorlamasan daha iyi. Pervane ya, bir ters olması lazım gördüğün. Ha, Mirror yapınca. doğru. Şunu mirrorladık. Bunda sıkıntı yok. Şunu mirrorladık. Bunlar doğru. Şu parça doğru. Tamam, geri kalan doğru gibi. 6'ya diyelim. Başlayalım abi açmaya. Şimdi what? Ha, sen zaten şey yapmıştın. Bak bu yanlış. Şuradan keselim. Şuradan keselim. Ve şuradan keselim. Burada bunun bağlandığı parçayı bulup oradan keselim. Buraya kadar geldi. Buradan devam edelim. Ve şuradan gidelim. Gidebildiğimiz yere kadar. Buraya geliyor. Şuradan denesek ne oluyor? Bir Dolanıyor mu? yerden tutunca etrafım dolanıyordu diye hatırlıyorum. Şuradan biraz şuralara kadar geliyor ya. Buradan kestim. Tamam. Çok gözüm alıyor ya. Ha, buradan sonra böyle. Aslında buradan sonra böyle bir muhabbet yapsak mı ya? Geri al. Şöyle yapalım. Şu dediğin denemi deneyelim. Bir yerden nerelerden dolanma ihtimali var? Şuradan deneyelim. Belki hiçbir türlü dolanmayacak bu. Şu en pervanenin arkasındaki yer, böyle üst üste geçmiş bir yer, yani çok yakın olan, oradan deneyebilirsin. Ya hiç denemeye gerek yok. Bak şöyle yapacağız. Şurayı keseceğiz abi. Şöyle. Parça ayıracağız. Sonra buradan da bu parçayı ayıracağız. Şu parça ne? Deyip. Sonra şuradan şunu denk gelebilecek bir yer tutturabilirsek mesela şöyle. Kes. Şuradan şöyle devam ettirelim. Ali çalışmıyor mu? Ben mi çalışıyorum? Ne Şu çalışıyor? an oyun oynuyordum. Buraya gelince çıktım. Hoş. Yani şu an portfolyo için bir şey yapıyorum. Artı bir boyanması gereken birkaç tane kılıç var. Model bana ait değil. Adam gönderdi işte, bunları boyar mısın, UV'sini açar mısın diye. Onları halledeceğim. Bakalım. İyi bakalım. Buraya hiçbir türlü gelmiyor mu tekte ya? Ha, geliyormuş. Sadece alt taraftan. Of. Çok uzun obje olunca can sıkıcı oluyor biraz. Evet, ben de oralara bir kere yaklaşmayı denedim. Kendi. Depi kapat, dep mi ne? Onu kapatmak gerekiyor herhalde. Sonra hiç uzatmıyorum. Şuraya geliyorum abi. Bir tanesi tıklıyorum ya. Ne kadar bak mesela bu tarafı kesmiştir. Uf diyelim. Acaba hangi şu büyük ihtimal pervanemiz. Aynen. Bize iş gördürecektir. Umarım. Şöyle gidelim. Şuradan da gidelim. Askere bir yerlere tıklayarak gidelim, yapacak bir şey yok. Bunu rap dedim.
Aynen. Biri alt kısım, biri üst kısım. Şuraları kessek mi ya? Sen de bu renkler geliyor ya mesela. Bu iyi açılmış anlamına mavi. Ben bunu bilmiyorum mesela. Evet. Lacivert iyi açılmış. Bu turkuaz gibi olanlar kötü. Mesela bak, o yeşiller kötü. Bulalım abi. Etmemiş oluyor herhalde. Nerede orada? Altı. Şöyle yapalım. Bura ester tabi birader. Şöyle bir sorun var. Şöyle yapalım şimdi. Şöyle yapalım. Sonra şuranın etrafını da keselim. O oraları seçip etrafını seçmeyi nasıl yaptın? Her yerini seçtin. Söyleme meslek sırrı. Select yapıyorsun. Orayı seçtikten sonra loops, Boinder loops. Ben bunu sadece kısa yol attım. Tamam, teşekkür ederim. Kısa yol atarak sen de yapabilirsin aynısı. Sonra şurada da patlar abi. Şurada kesiyoruz. Esner yani dediğin muhabbet olur. Ki bakalım olmuş mu? Bakıyorum hafif turkuazlaşma var. Orayı da kestik. Şunlar var da bunlara uğraşmaya gerçekten de aa şura değer. Bakalım nereymiş. Babo. Şimdi. İşte yok ki altımızda Ali gibi çıraklar şurayı kes burayı kes deyip de yaptıralım. Değil mi Ali? Anlamadım ki. Tekrar söyle. Altımızda Ali gibi çıraklar yok ki diyorum. Şurayı kes, burayı kes deyip yaptıralım şu işleri. Allah Ney? Allah. Hayırdır Oğuz abi, senin canın çok oluyor şu günlerde. Hayırdır? Sana hayırdır lan? El altı mı gidelim? Yoksa sen beni salmıyorsun. Ve bu ara seninle uğraşısın var hadi ya. Onu fark ettim zaten. İnsan sevdiğini üzermiş. Şimdi. Şurada topoloji adına bir şeyler çığırından çıkarmışsın ama ben çözemedim tam. Yani şu yüzeyler silsek ne olur? Yani burada şey var ya zaten. Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Şöyle bir muhabbet var. Hani gözükmeyecek bile. Yaklaş şuraya. Burada topolojinin içinden geçmişiz çünkü biraz. Aynı Ali gibi çalışmışız burada. Topolojime laf ettin ya. Şimdi şöyle ya. Topoloji laf etmedim. Sadece uygun değildir. Mesela hala aynı yerdeyiz değil mi? Oralar aslında gözükmeyecek yerler, biliyor musun? Yani bu içe. Ha, gözükmüyorsa sileceksin. Öyle diyeyim ben sana. Bak şurada bir yanlış bir şey yapmışsın. Bozuyor. Şöyle yapalım. Şimdi burada gözükmüyor değil mi normalde? Normal Hı. şartta yanlış hatırlamıyorsam burada gözükmüyor. Buradaki yanlışı göndermek için direkt siliyorum abi burayı. De orayı, yani böyle yanlarından, boşluklarından hiç gözükmesin içi diye orayı, onları ben etrafına uzattım. Ya çok böyle gözüküyor. Bir sorun oluyorsa ha, bak şöyle bakınca aslında gözüküyor. Aa, dur yanlış fazla sildik. Son yer kalsın ya. Onları yapacak bir şey yok gibi duruyor. Hatta şöyle yapalım bir saniye. Şurayı şuraya bağlayayım. Abi şurayı da şöyle kapatalım. Sen demin biraz da yanlış kapatmıştın burayı. Sonra bu kapatma olayından da şöyle yapalım. İşte burada garip bir muhabbetler var. Bunlar nasıl olmuş onu çözemedim. İşte şurada ekstra bir
Ben bir şey atacaktım. Dur. Şunu modellemek ister misin? Ya ben burada şöyle bir şey yapacağım. Çalıyor. Bu benim daha çok kolayıma gidecek şu an. Ben burayı çünkü yanlış bir şekilde bağlamışım sanırım. Ay yine aynısı oldu herhalde. He. Sen de böyle bağlamışsın galiba. Şuradaki şeyler bozuyor ya orayı ama şöyle neyse zaten içeride gözüküyor bu. Gergin olması da çok doğumunda olmayacak şu an. Şuraları da açabiliriz de açmasak da daha mı iyi olur sanki? Buraları açmayalım. Şöyle yapacağız. Serileştirelim biraz. Ali şu an bakamayacağım ona ama ya. Hayır. Müsait olunca bakarsın. Ya benim tarzıma uygun değil de. Şöyle Ben yapalım. Seçtim, kestim. Bir tane de alttan kesiyorum. ben konuşuyormuşum, kafam kapanmış. Şurayı da şöyle yapalım. Yani bu üstündeki tekstür biraz düz olacağı için simler pek belli olmayacak mı? Az belli olacak herhalde. Soruyu tam anlamadım ama. Diyorum ki bu üstünde mesela böyle kesikli ya da böyle paslı bir görüntü olmayacağı için simler az belli olur herhalde diyorum. Vallahi bilemiyoruz. Deneyeceğiz, göreceğiz. O simleri yok et, yani gözükmemesini yok etmenin bir yolu var mı bunların? Bir saniye. Şuradan fazla kesmişiz. Şuradan keselim. Konu hakkında ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben Eğer tektörün nerede sim kendisi gözükecek onu anlamadım ki. ya bunda değil de herhangi bir modelde yani. İşte neden? Önce sen bir şey söylüyordun, anlamadım. Dedim ki tekstürün kendini tekrar ediyorsa sim kesi belli olmaz yani çok fazla. Tekstür Çünkü kendi tekstür kendini tekstür ediyor. de işte burada kendi tekrar etmeyecek gibi biz burada UV açıyoruz ve Hayır. substrate'a boyayacağız. Tamam işte genel bir soru sordu. Ha. Ben soruyu tam anlamadım yani ne demek istediğini. Ya herhangi bir modelde mesela bir küpü bile şey UV yaptıktan sonra öyle üstüne image olarak tekstür atınca kesikleri belli oluyor ya. İşte onu engellemenin bir yolu var mı demek istedim. Tekstür yapmak. Evet, Blender'ın içine mesela ben yaptığımda olmuyor aslında. Ama Yani Blender senin üstünde bir sorun şey yanlış var. anlamıyorsam dümdüz mesela birik yaptın. Ya yani birik diyorum, ev yaptın mesela. Birik tuğla materyal attın o belli oluyor. Simler. Onu diyorsun değil mi? Mesela böyle Evet. kestiğim yerler. Evet. Valla onu Fahrettin Koca diyor ya tek seçenek yakalamamak yapmamak ya aslında var da işte öyle şu anın konusu değil öyle diyeyim ben sana. Şu an burada yaptığımız şey daha güzel boş ver sen. Yoksa benim mesela yaptığım ev falan var. Evde bayağı güzel yediriyordum ben onları. Ya küçük hilelerle mi saklıyorsun onları ya da yok ediyorsun? Küçük hileler değil. Tekrar eden yerlere açıyorsun. Yani mesela nasıl diyeyim? Bunu açtın mesela UV'yi. Şu şuradan tekrar ediyordur. Getiriyorsun buraya yatırıp koyuyorsun. O zaman aynı yerden devam ediyor gibi gözüküyor. Yakın yerlere koyuyorsun yani. Onu bir şekilde tekrar ettiriyorsun. Çakallıklarla, hilelerle, hurdalarla. Ya bu iş biraz sihirbazlık işi gibi ya. Hani emin olun bu çok büyük sanatçı dediğiniz adamlar da bunu yapıyor yani. İşin sihrini öğrenmişler. Hani muhabbet biraz sihir yapmakta. Basit bir şey yapıyorlar ama sana güzel geliyor.
Ay, sihri çözmek. Sihri nasıl çözersiniz? O da size kalmıştı. Buraya çok şey yaptık ama bu kadar bölmesemedik. Neyse. Sihri de şu an öğrenmeniz biraz zor yaş itibariyle. Yaş itibariyle diyorum. Çünkü ben de sizin yaşlarda başladım o dönem ama bu ben de sizin gibi çok sihri yapamıyordum. Zamanla oturuyor ya. Çok fazla uğraştıkça oturuyor. Ya yani bir işe 5 sene çalışsan ustalaşırsın. O tarz bir muhabbeti var. Anladım. Yani sihir yapmayı böyle çat diye öğrenemiyorsun. Ha, burada bir değişik muhabbet varmış. Yo. Ha, bir tarafı şey. Ya da diğer bir yöntemi de şu. Bizim burada takılıp Oğuz abiden o sihirleri öğrenmek. Diğer bir yöntem, diğer bir yol. Artık Ali ne işte dersin? o öyle de olmuyor. Neden olmuyor biliyor musun? Benim gibi düşünmediğin için onu kapamıyorsun ya. Yani düşünce tarzında değişmez. Yani orası onu bilmiyorum Benden da. birkaç trik pri nokta hani kısa yol öğreniyorsun tamam da onu sen beyninde nasıl işleyeceğini şey yapamıyorsun. Yani sürekli modellemen lazım. Bu sadece benim sana göstermemle olmaz. Ben sana olta verip balık tut, nasıl tutacağını öğretirim ama balığı senin tutman gerekiyor işin sonunda. Yani burada da şu geliyor. Örnek veriyorum, sen burada yayın açıyorsun ya. İşte seni izlerken görüyor buradan. Aa bak, böyle bir şey varmış diyor. Ama O onun aklında kalıyor. işte Daha sonra onu deyip de o uygulayacaksın. efendim. Onu deyip de uygulayacaksın. Aklına kalmıyor aslında. Onu deyip de Ya uygulayacaksın. işte hayır, şey olarak nasıl yaptığın değil. Böyle bir şeyin olduğu aklında kalıyor kişinin. Daha sonra şey yapıyor işte, ona o bilgiye ihtiyacı olduğu zaman ya sana soruyor, gördüğü kişiye soruyor ya da araştırmaya çalışıyor bir şekilde falan. Bunu kastetmiştim. Ya benim tek tavsiyem sürekli modelleme yapın. Hiçbir zaman da bırakmayın. Bak Feyzi'ye mesela. Feyzi öyle öyle geçti. İlk geliyor selam sabah da yok. Bir sessiz sessiz bir uğrayayım dedim ya. İzlemeyen geldi. Ne böyle gözüküyor ya? Ama o sihri yapmak gerçekten zor değil hani. Sadece illüzyon. İşini yapıp süsleyeceksin. Piyasada ne adamlar var hiçbir şey bilmiyor. Ama bir sihir yapıyorlar. İşini sunum tarzın önemli. Ben mesela sunuma hiç çalışmam ama benim de çalışmam lazım. Sunum tarzı önemli. Bence senin render kasman gerekiyor. Bence. Render'dan ne var oğlum ya? Render kasmalık bir... Benim render'lık Işık. bir amacım yok hani. Amacım olmadığı için de çok da... Sonunda bence şey eksik yani, render. Tekçürler güzel, her şey güzel. İşte Viri'ye benim... geçiyor. İşte Viri'ye benim geçiyor. şöyle bir Bitti demek. muhabbetim var ama Ali. Benim kendimi sana kanıtlamak gibi bir şeyim derdim yok. Ama bunda kimsenin yok aslında. Tabi orası öyle kimsenin yok. Yani o yüzden çok render kasmıyorum ama ya bak size bunu önermiyorum mesela ben kasmıyorum. Benim çünkü çok öyle bir amacım yok. Portfolyo kasayım böyle birine göstereyim beğensin. Ama bunu yapmak gerekiyor. Yani ben yapmıyorum diye de yapmamazlık da yapmayın. Benim kendimce sebeplerim var. Yapmıyorsunuz da kendinize bir sebebiniz olsun öyle yapmayın yani. Burada çok garip bir çalışma yapmışsın ya çok. Şaşkınlıkla izliyorum şu an. Yani ters bir şey mi yapmışım? Evet. Mesela şuralarda hani buraya bağlı ama yüzey var. Öyle düşün. Orayı şöyle yaptım. O hepsini, o kenarlardan yüzeyleri seçtim yani, jant gibi en dış halkadan. Extrude edip bıraktım. Sonra scale ile küçülttüm. Ardından ortadaki böyle yarım bir şey oldu yani, o onların uçları olan yerler kaldı. Sonunu duplicate edip 45 derece döndürdüm.
45 ya da 90'da. Sonra end by distance deyip normallerinin yönlerini değiştiriyorum. Ya burada ne yaptığım gerçekten beni çok alakalı etmiyor. Şey olarak değil mesela, yöntemde bir yanlışlık yok. Yaptığın şey güzel. Ya bağlamış ya mesela buraya. Bu altta yüzey var. Bu yüzey bunun şeyini bozar. Etkisini bozar, işlemini. Yani burada olmaması gerekiyor. Bir tarafı ters oldu ondan sonra. İşte bakalım. Şu an düzgün mesela. Face orientation. Ya da bir saniye. Ha tamam, düzgün. Şu an düzgün face orientation. UV biraz şey saptırdı. Ha da şuralardan dolayı. Çok da buraya kasmaya gerek var mı onu düşünüyorum. Küçük gözükeceği için büyük ihtimal şey yap, küçük edeceğiz burayı. Lastiğe güzel bir şey yapabiliriz. Lastiği o yüzden düz açmamız lazım. Şu anlık böyle kalsın. Bu şey UV'sinde mesela lastik UV'sini düzleme için ben bir şey görmüştüm. Mesela bir tanesini Düzleyeceğiz. düzlüyordu. Düzleyeceğiz. Onu da göstereyim istiyorsan da. İzledin Ya mi şimdi? ben aynen izledim gördüm onu. Bir kare düzleyip sonra ona göre hepsini hizalıyordu. Aa bak, bunu da gösterebiliriz mesela. Şöyle yapalım. Şuradan da şunu keselim. Unwrap diyelim. Bir kare değil bak. Bunu seçiyor mesela. Sonra hepsini seçiyor. Sonra diyor ki follow active quads. Ama bu çok sağlıklı bir yöntem değil. Aa böyle oluyor. İçe geçiyor. Bunun yerine text tool kullanabiliriz. Şurayı seçeyim. Gerçi bu da bozacaktır büyük ihtimal. Aynı işlevi yapıyor sonuç olarak. Aynen. Burada mesela yemiyor. Bunu ya ikiye böleceğiz. Şurayı yüzünden yemiyor. Gerçi bunun düz olması gerek yok. Bir lastikle göstereyim ben bunu. Yani mesela şu lastiklerde gösterelim. Kestim. Unwrap dedim. En ortadan düz bir yeri alıyorum. Sonra hepsini seçiyorum. Follow active quads. Ya bura aktif olduğu için buna göre uyduruyor burayı. Gördün mü? Aslında add-on'a bile gerek yok. Add-on'un yaptığını yapıyor. Burada dediğim muhabbet de şu, bak yine aynı yere geldik. Bir şey soracağım kısa. O önceki jantın UV'sine bunu kopyalamak gibi bir şey var mı? Var. Aslında bunları silip hani sadece o jantı da boyayıp şey yapabiliriz. O lastiği, o jantı boyayıp sonra buraları kopyalayabiliriz. Daha kolay olur herhalde. Mantıklı olan da aslında o. Ama onlar şey miydi ya? Dur bir şey. Neyse, bir gösterelim. Fark yok değil mi? Aynı ya. Aynen, tamamen aynı. Direkt hatta kopyaladığım lastikleri oraya geçirdim zaten. Tamam, sil gitsin buraya. Bu tarz şeylerde böyle bir şey yapabilirsin. Bu ne? Bakalım. Kalın bir obje değil, değil mi? Değil. Neyse, sil Bunu şunu. yanlışlıkla koymuşum herhalde o ne dediğini. Mirror. Ya böyle kesmişindir. Ben separate ettim ya bütün objeleri. Şunu ortadan keselim. Bazı yerler çok şey yapmıyorum. Düzgün açmıyorum. Düzgün açılmasını istediğim yerler belli çünkü. Şimdi mesela bir model yaparsın. Çok zamanlı yoktur böyle. Ona kadar bak. Buraya böyle uğraşacağım. Şurayı seçeyim. Şöyle yapayım. Hemen kestik. Bazı model vardır. Şarkılayayım. Şarkılama. Şarkılamayayım. Neden? Kayıt alıyor çünkü. Sonuç Bu güzel sayende bir tek. sonuç güzel olsa paylaşacağız, şarkılama. Şimdi Tamam. ne anlatıyordum? Bak gitti senin yüzden ya. Ha, bir model olur böyle, belli bir vaktin yoktur. Ya belli bir, ya zamanı kalmamıştı bitirmeye. O zaman bazı yerlere böyle şey yapabilirsin. Hızlı hızlı seri açıp asıl önemli noktaları güzel açabilirsin. Çünkü Subsys buna biraz izin veriyor. Nasıl izin veriyor? Oraları bir şekilde yediriyorsun. Şöyle yapalım. Kol saati gibi çıktı. Vallahi öyle oldu ya. Bu neydi bu arada? Kameranın üstü. Çok dönemde şu, keşke o kadar şey yapmasaymış deyip. Mesela bak, bunun yanları gözükmeyecek. Siliyorum direkt.
Bunu da dedim. Böyle açılsın. Yanları şeyde kalıyor yani. İçte giriyor ya. Şuna da şurada herhalde bevel'lar, yani bevel değilmiş, direkt vertexler çıkmış. O vertexleri ben şey için eklemiştim. Silinmiyor lan, kaç tane ekledim? Ya bir tane ekledim de Subdivision'dan öyle çoğaldılar. Extrude edip bıraktığım zaman direkt şey yapıyor mesela. Onu ters yapıyor o köşeyi mesela. Çünkü buna iki boyutlu. Yani plane olarak solidify verip üstüne Subdivision da verdim. O yüzden öyle bir şey. Ben anlamam, ben cahilim. Bana anlatma. Şimdi. Ben attığım açarı geçerim. Deyip. Buraları herhalde açmışız zaten. Evet, bu Geç. pervaneyi hazır yükledim. Hazır yükledim. Hazır açılmış gelmiş. Bunlar ne? Bir tanesi açıldı, diğerleri açmadı. Parça Bunda ne bir biliyor musun? yerde bir parçası var bak. O parçalar mı? Onlar kanadın altındaki şeyler. Kanadın altında böyle çıkıntı gibi bir şey. Ha, tamam. Direkt ortalardan kesiyorum o zaman. İşten saçıldığına bakmaya bile gerek yok da bir kere bakalım. Bak şimdi. Geldik cafcaflı yere. Finale. Açtık. Herhalde bir şey kalmadı. Alt'a ediyorum. Bunu bir kaydedeyim. Kaydet abi, kapat. 2.92'ye geçeceğim çünkü. 93'te Ülpek Master çalışmıyor. Benim. Şöyle yapalım. Open diyelim. Dovland diyelim. İHA Blend geldi. Modeling'e geri döndüm. Başta önerisin alt transform yapmıştım. Önemli çünkü boyutlarını birbirine orantılıyor modelin. Sağına sonuna bak, bir sıkıntı var mı, görüyor musun? Şunu açtık mı biz ya? Yok, daha Açtık açtık. açılmadı. Başta sağında modelin bir eksiklik, gediklik görüyor musun? Göremiyorum yok. Şurada bir matkap açalım da öyle bakalım ya. Cavity açalım. Board diyelim. Bir sorun yok gibi duruyor herhalde. Böyle bir şey. Gerçi buraları şey yaparız dedim. Hepsini seçiyorum. Unwrap diyorum. Kaydettim. Ne olmaz. Böyle bir elzem bir şey geldi. Packmaster diyelim. Heuristic diyelim. Bir pekleyelim bakalım. Olmadı şunları biraz kesebiliriz ya. Bunlar UV'de çok alanın içinden geçer gibi. Mesela şuradan şuraya seçip kes abi. Hayır. Şöyle yapalım. Şuradan şuraya kes. Kessene lan. Kesiyor mu öyle yapınca gerçekten? Bakalım. Kesmiyor. Kes abi. Kes. Uğraştırma bizi. Tam karşısında keselim. UV ne kadar içe geçebilirsen o kadar iyi. Şimdi lan ne yaptık? Pek diyelim. Bu kullandığın addon çok iyi bir şekilde mi geçirebilir yakın? Boşluk bırakmıyor. Diyelim. 3 kere ağzı, 3 kere burnu, boş kalmayacak şekilde. Bak. Girintiler vardı onlara aç gerek yok Bir demiştin onlardan deneyeceğim. biraz. Deneyeceğim. Bakacağız. Belki de gerek vardır. Şu an ya kesin konuşmak lazım. Ya ben orada hani bir şey etkisi yaratır diye bırakıyorum ama belki de bırakmayacak o etki. Kötü bir etki bırakacak. IHA diye bir klasör açalım. IHA FPX. Okey. Exportlama. Çünkü en gizli objeye de exportlayacak büyük ihtimal. Seçili obje diyelim. Sadece seçili olanı. Şunlar da şeyden değil mi? Ha, Seçilmeden. Mirror'dan. mirror. Abi şimdi gelelim. Bu arada bir pure ref açalım.
Ben bir 15 saniye geliyorum. Kaçırdın, 15 saniye neler yapacağım bak şimdi. Gitme o zaman. Şaka yapayım, bekleriz. Daha modeli atacağım da bir şeyler. Ali anlatır zaten. Değil mi Ali? Ney? 15 saniye neler yaptım. Şimdi Anlatmama gerek yok. Ahmet şeye gir. Etkinlik görsellere gir. Orada görürsün neler yaptığını. ne alaka lan şimdi? Aslında hala. Abi, 3 saatte Ha Uzay Gemisi modeli sen şeyden saatte. dolayı diyorsun ha. Pardon. Hızdan dolayı. Dur bir video sequence render file. Şu materyallerini siliyor mu abi? Tamam. Çünkü beni sapsın da gidiyor. Şimdi üzerlerine materyal kaldı mı? Ya bunlar bir de böyle exportlarını deneyelim. Ne oldu ki? Substance'lar renkli mi çıktı? Substance'a 10 tane tekstür ayırdı. Böyle bir şey istesek tamam da böyle bir şey istemiyorsun. Selam. 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 TB2 mi yapıyorsun abi? Yok, yapmışlar, boyayacağız. Random diyelim. Tamam. Düzgün geldi bu sefer. Antalya izgin koyalım. Bir bek diyelim bakalım. Ey Ali Sevgi, bu ne? Boya modeli dedin. O bilmiyorum hoşuna gider belki diye attım. Ona bir Güzelmiş bu arada. animasyon falan verirsin. Daha animasyonla uğraşmak istemiyorum ya. Da verir, niye verilmesin? Abi güzel olur ya. O keskin yeri animasyonla yapsan kırmızı yeri falan. Tamam, keskin yer animasyonunu yapsan. Marmus acaba tekstür animasyon Ne? alıyor mu ya? Blender'da falan render etsen yaparsın da Marmosit'te olur mu acaba? Ya da oyun motorunda. Şeyde tekte Aynen yani oraya element'te nasıl ya, ona uğraşmaya değmez. kırmızı Aslında daha kolay diyorsun olur sen. da, daha kolay olur da. Hatta daha basit olur. Evet, dedin doğru. Element 3D bu arada. Ama ki 3D mod element değil. element Demin ondan bahsediyordum şeye. dedi. Evet. Söylediğimi yeni anlıyorum. Demin Ahmet'e ondan diyordu. Bunu orada uçur, pervaneyi döndür. Element 3D at. Arkaya duman, rüzgar müzgar bir şeyler yap geç. Bu şu an üstünde beliren koyuluklar falan ne oluyor? Yani neyi bey kalıyor bu? Tatsız benim. Sence neyi bekliyor? Bak tam istediğim gibi yaptı. Buralar daha belirgin oldu. Ambient occlusion falan o tarz şeyler mi? Evet. Bak şimdi şöyle göstereyim. Mesela atalım bir tane materyal direkt. Bu bile gidermiş aslında. Şuna da neydi bunun? B2 miydi? Modeli. Anlamadım. Modeli neydi? İHA. Bayraktar. B bir şey diyordunuz ya. TB2. TB2. Bak bu bile gider ha. Mesela. Ama biz ne yapacağız? Biz işsiziz. Biz manyağız. Biz bir kopyala. Şuraya püre püre gelmiş. Şunu kopyala buraya. Aa, PNG geldi direkt. Uçuyor. Bunu alacağız abi. Şimdi. Füze adını falan da vereyim mi ben? Namle, namke, namce falan mı? Sen bu işi manyağısın herhalde. Evet. Yapsana sen de bir bayraktar ya. Ya
Ben low poly, low poly takılıyorum abi. Low poly'si ne yap? Mobil oyuna koyarız. Aynen. Bir tane böyle kirli, bir tane temiz texture de yapabiliriz. Yani direkt hiç uğraşıp temiz texture de yapabiliriz. Yani kirlisini hiç görmedim diyeyim. Kaç savaş görsün. Kirlenir ya. Ama gerçi İHA bu yani. Nerede kirlenecek? Muhabbet de var. Abi şey yap, kuşun biri sıçmış olsun. Ya da kuş kanı falan. Aslında tam yar bu ya. Plastik materyali. Şu da çok iyi durdu aslında, biliyor musun? Ha, plastik deneyebiliriz. Plastik. Plastik bakalım. Plastik neyimiz var? Benim geldi anasın. Nasıl plastikmiş lan? Neyse. Damaged plastik. Ha, savaş görmüş. Şimdi plastik dörtü dusty. Dusty atıp, ama plastik de çok şey duruyor ya. Şöyle gidelim biz buna. Hiç uğraşmayalım. Şimdi bir tane klasör atıyorum. İHA gövde diyorum. Buna şimdi bir tane fill layer atacağım. Nereyi seçtiğimi görebilmek için. Gel bu filleri yine kullanırız. Base color diyelim. Color'ını seçelim sadece ve buna şöyle bir siyah renk verelim. Şimdi, gerçi hemen hemen her yeri aynı materyal. Füze bile öyle duruyor. Değil mi? Seçelim şimdi. Bu bura aynı, bura aynı, bura farklı. Füze aynı. Füzeyi tutan şeyler aynı. Gerçi zaten modele bağlamış. Bura aynı. Bura aynı. Buranın çıkıntısı biraz daha belli etmen gerekiyormuş ya. Burada yüzey falan vardı, biz mi sildik? Yoksa sen şey mi yaptın? Şu ucundaki şey farklı. Kamera aynı. Kamera tutacağı şey de aynıdır büyük ihtimal. Şura referansı gözükmüyor. Aynıdır ya. Aynıdır diye tahmin ediyorum. Hangi şeyden bahsettin? Pervanelerde aynı herhalde ya. Pervaneler siyah. Siyah mı direkt? Tamam, çıkardım orayı da. Karbon tarzı bir görüntüleri var. O zaman demin ki bu bir metal atmıştık, onu deneriz. Şura aynı. Şimdi vermediğimiz yer kaldı mı şura? Lastik yerleri aynı gibiydi. Şu kapağı da aynı yap. Şurayı da aynı yap. Sonra şunda, bunları sildik. Teker gerek demiş. Teker silmiyormuş. Neyse, farklı bir şey yaparız. Gerçi buradan kopyalarız ya, fark etmez. Ön tekerin gidonum diyeyim, çubuğuna demir gibi bir etki verme şansın var mı? Buraya mı? Aha, ona. Tamam, çıkardım. Var. Mesela referansta aynı gibi geldiği için öyle yapıyorum. Şuraya da aynı demir verebilir istiyorsan. Bir gidelim böyle şimdi. Şimdi base color'a geldik abi. Rengini direkt referansın üzerinden şöyle acayip yakınlaştırıp çat diye alalım. Farkındaysan bir yansıma falan muhabbeti var. Şöyle bir bakalım. Rengi bu. Buna gerçi Ragnus'ı tamam, Ragnus diyelim. Belki üstüne bir şeyler yaparız. Biraz yansıma gerekiyor. Şöyle nokta 2 falan diyelim buna. Bir tık yeşile mi kaçmak gerekiyor ya base color'da? Ya da griye mi kaçmak gerekiyor? Sanki şöyle bir mavi, mavim grimsi tarzı bir şey. Işıktan dolayı da olabilir ya. Şurada bakalım mesela. Şu
Şundan seçsek daha mı sağlıklı olur? Yok, kira. Bu daha iyi. Rock mı istedik? Bir tane metalik atalım. Metalize nokta 3 desek. Sanırım şöyle bir şey iş görür. Şimdi böyle düz olduğu için pek anlamıyoruz da hani üstüne yazılar mazılar gelince daha da iş görür. Şu aradaki şey siyah değil mi? Aynen. Hatta zor olsak şunları bile çizeriz biliyor musun? Orada ne yazdığını okuyamıyorum ama Çizelim şunları ya. Oraya ben bir şey uydururum şimdi. O çok önemli değil. Bak şimdi. Neyden başlayalım? Bence üstünü bir doldurarak ya da dur ya. Şu diğeri kalınlık yapsak mı? Tamam, bu İHA gövde dedik. Şöyle bir tane lastik diye klasör açalım. şey diyeceğim. Şu referans dediğim fotoğraf var ya, aslında onda da birkaç şey incirini gösteriyor. İstersen bakabilirsin ona da. Ya senin referans mı? Evet. Benim o Olabilir. özelde bakmam At, gereken. özelden at bakalım. Tamam. Şu lastiği de silelim. Lastikleri seçelim sadece. Bunun içinde bir tane base deyip siyah ver. Ragnus'unu kapa ya da kız. Şöyle bir şey şimdilik dursun. Lastiği yaptık, şeyi yaptık. Geri kalan parçalar için aslında şuraya da aynı siyah kullansak mı? Dur, yok. Bir tane siyah metal diyelim. Color siyah. Koyu. Nokta 3. Şurası da nokta 3 olsa. Bunu da şöyle bir şey yapsak. Şunu. İçeride rüzgarlı bir şey olan var ya motoruna. O plastik mavi tarzda bir rengi var. Şunu mu? Yok, içinde böyle tırtıklı. Biraz önce bir sürü parçaya ayrılan yer. Şura. Evet, orası. Ya böyle de kalabilir aslında. Sen Şu anlık böyle kal. Pervanenin aynı renk olsun. Buraya ayırdık. fotoğrafı attım bu arada. Şuraya direkt şey vereceğiz. Metal, silver, metal desek. Alüminyum desek. Yok, Buyur abi. bu güzel durmadı. Blade metal atsak. Şu anda şöyle bir şey iş görür herhalde. Sonra duruma göre düzeltiriz. Zaten en altta. Ya da şunu atalım dur. Şunu sil. Bu değil miydi lan? Şu muydu? Aa yok, bu da şey yapıyor. Stel muydu? Stil. Ben birini çekip geliyorum buraya. Kimi çekeceğim? Kalsın şimdilik. Şöyle yapalım. Ay, hiçbir şey seçildi. Sadece burası seçildi. Şöyle kalsın. Şimdi gelelim. Rengi böyle şu şekil bir şey olacak şu anlık. Farklı dediğim bir yer var mı? Renk olarak. Şura hariç. Düşünüyorum. Kamera Kamera yapacağız. O detay kısmında yapacağız. bir de füzelerin rengine tam emin olamadım yani öyle olması gerektiğine dair. Referanslarda aynı gibi duruyor ama bunda füze yok gerçi. Bunda Tamam, o da zaman öyle olsun. aynı renk gibi duruyor. Emin olamadım. Bak şimdi, hatta detay kısmına girelim. Şöyle bir klasör açalım detay diye. Detayları da burada verelim. İçine bir tane filleri attım abi. Başlar başlamaz. Buna da Black Mask verdim. Şimdi ilk neyi yapalım? İlk mesela şu kırmızıya koyacağımız yeri
İşaretleyelim. Sanki diğer kanatta da vardı ama. Ben attım fotoğraf olarak bu arada. Bakalım oradan. Referansına. O işaret, o yuvarlak olan bir kanatın üstünde var, diğer kanatın da altında var. Bence aynı kanattan peki. Bak kanatta. Ha. Aynen. Okey, siz de anlayamadım. Tamam. Aynı kanatta gibi geldi de farklı kanatlardaymış. Şöyle yapalım o zaman. Arkada var. Şunu şuraya aldım abi. Şöyle biraz yakınlaşalım. Angle değil. Hardness'ını arttır fulle. Şimdi buraya nasıl şey yaparız? Şurada bir açı belirleyelim. Neresi olduğunu anlamak için. Telefonda yaptım yaptı. Bir de bu kanadın üstünde var dedik. Biraz ucuna doğru, orta ucuna doğru. Şunu şurasına koyalım. Gelelim abi buraya. Nereye atmışız şeyi? Ha, gerçi iyi yer atmışız herhalde ya. Şöyle bakalım. Başka bir yerine vurdurduk mu? Ona da bakalım. Direkt şunun kırmızısından seçeceğim. Şu an iyi gibi. İyi oldu da bir tık daha kırmızı olabilir mi yani? Biraz çatlak geldi bana. Daha kırmızı olabilir. Niye olmasın? Şu Hmm, şekil. tamam. Sonra abi geldik. Şuraya altına almış, o çok önemli değil. Geldik buraya. İçine bir tane halka bulalım alfalardan. Bunun halkası vardı galiba. Yukarıdan yavaşça bir ineyim, 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 ineyim. Yani şu o iş görebilir aslında. Şöyle yuvarlak beyaz bunu. Şunu seçelim. Şekil oldu herhalde. Evet. Tamam. Şimdi şu kanattaki çizgileri yapalım. Onun için de şöyle bir şey yapayım. Şunu açayım. Şunu da yönünü Y desek ya da Z desek. X miydi lan? Zaten tam ortaya gelmiş. Direkt bu kırmızıyı koyduk ya, da burada kırmızı varken bundan yapacağım. Anda herhangi bir alfa olur da şöyle şey, bir düz bir alfa bulamaz mıyız? Şu ovalden mesela şöyle yerini belli etmek açısından biraz daha mı sola gitsek? Şimdi kanat nerede abi? Kırmızı yaptığımız yer. Şura. Burayı şöyle yapsak. Arkayı boyamıyor mu?
Ozan birini aldım sunucu ama bir ses sohbet biri göremiyormuş. Kayıt İki olacak. görüyormuş. Kayıt oldu. Şu an aşağıda. İstersen onu yukarı çek. Yasin sen de hoş geldin. Okey. Okey. İkideyiz. Ha, bile mi aldın? Alabildin mi benim? Evet. Aa, bayağı da Nice paylaşmış. Uzi'ye tagı var çünkü ondan olabilir. Ney tagı var? Nice Uzi'ye rol olarak. Ha, onay suyuyla görev mi buraya? Onayı biz mi yapıyoruz da Feyzi? Yapmıyorduk sanki otomatik olarak oluyor da bir deneyim bakayım. Bakayım bir yeni hesapla gelin. Selam beyler, nasılsınız? Selam, Merhaba. hoş geldin. Hoş Hoş geldin. bulduk. Kanala ilk defa geliyorum da Ali davet etti beni. Şey söyleyecektim az önce, ses mesela ben yeni bir katılımcı olarak sesli sohbet odası biri göremedim. Yani gözükmüyordu. Ali beni çekene kadar. Kayıt oldun mu sen şeyden mesela yukarıda şey var, sunucuya katıl. Şöyle yaptım ben. Rol seçimi yaptım. Rol seçimlerini tamamlayınca direkt zaten odalar açıldı. Bir oda hariç sesli Şey sohbet Ali bir. kayıt yapmamış ondan. Ve orada bir de sunucuya katıl yok şey kayıt ol kısmı var. Oradan ünlem Ha. kayıt yapıp da kayıt Ha, olunca evet. göremiyorum. Anladım. Şu an hala yapmamış durumdayım ama bütün sohbet odaları açıldı. Yine de kayıt yapayım mı? Bir sıkıntı olur mu? İsmini yazdım mı? Bakayım. Yapsan daha iyi olur ya. Belki bir Şimdi ekstra tamam. bir şeyler açıyor olabilir. Evet, Anladım. yap. Bu arada şimdi ismin kayıt olacak, ismin farklılaşacak. Şey burada ne yazıyor tam? Okuyabiliyor musun Muhammed? Ya da senin projede yazıyor mu? Dikkat. Pervane bir şey yazıyor mu? Aynen, dikkat pervane yazıyor. Mikrofonum kapalıymış. Dikkat pervane yazıyor. Altında da İngilizcesi mi? İngilizcesi yazıyor. Danger Propeller yazıyor. Tamam, öyle yazalım. Bak şimdi. Bu da kolay burada. Hemen fontla geliyorsun. Herhangi bir font olur. Daha çok şu tarz bir fontla mı yazsak ya? Bizimki cool gözüksün. Şunu da yazalım. Evet. Oo, bayağı bir kanal açıldı. Kaydı aktif edince. Ondan dedik biz de zaten. Evet. Aramıza hoş geldin. Bu Teşekkür arada ediyorum. Hoş orada bulduk. Discord'lar arasında en çok aktif burası var. Şu Az an önceki yeni kanal öyle hesapla kalmış. geldim de sesli sohbet biri görebiliyorum. Tamam, kayıt olmadığı için sıkıntı olmuş şu Ha, an. hallettim. Yok, ben de Yanlış. kayıt olmadım da görebiliyorum. Allah Allah. Önümüzdük yapıyor. O Torpil zaman var. forum Dur bir başka bir daha. şey. Dikkat Aynen, pervane. şu an onaysız üyeyim. Sesli sohbet bir göründü. O Doğru zaman mu? problem belki de başka bir şey. Ama benim düzeldi yani. Her şey düzeldi. Bütün Hmm. kanallar geldi. Yani Ahmet doğru kayıt mu yazdım? olduktan sonra Baksana bir. tamamlandı. Bakayım. Feysen de Abi ben yemek ismi yiyip düzeltsene geleceğim ya abinin. size. Kolay gelsin. İyi sohbetler. Ya da ben düzelteyim. Şuradaki de görüşürüz. propeller. Taygun değil mi abi Ve isim? Taygun. Oha. Abi tekrardan aramıza hoş geldin. Teşekkür Gecikmedin. ediyorum. Çok sağ olun. Danger Hoş propeller. bulduk. İkileyle, ikile. Propeller. Evet. Tamam. Doğru oldu. Şöyle yazıyorum. Diğer tarafı da aynısını yazmak gerekiyor değil mi? Şimdi eğer mirror'u yazsaydım tersi olacaktı. O yüzden tekrar yazacağız mecbur. Dikkat pervane. Ben de tam onu düşünüyordum yani mural yapsak falan. Sen sormadan ben cevaplarım. Herhalde şey. Bak böyle şey geldikçe zaten daha güzel gözükmeye başlayacak yavaştan. Şimdi Çok bayraktar güzelmiş. TB2 yazacağız. Arkadaş güzel modellemiş. Biz de bir kaplayalım dedik. Efsane.
Siz ne işle uğraşıyorsunuz Toygun hocam? Valla ben şu an bu işlerle uğraşmıyorum. Ya ben normalde reklamcıyım. Ha. Ya ben bu işleri şey hobi olarak falan takılıyorum ya. Genelde ya kendimi geliştirme amaçlı falan sürekli çalışıyorum. Benim de Sürekli hobiydi. yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Benim de hobiydi. Yakında işe gireceğim bir oyun stüdyosuna. Hobilikten çıkardım. İyiymiş. Da böyle bir kanal arayışındaydım işte. Hani sesli sohbeti aktif olan, Türklerin yoğunlukta olduğu. Ali sağ olsun. İyi denk geldi bana. Efendim Ahmet. Ya bir an arka tarafına yapmayacaksın gibi bir düşünceye gaflete kapıldım da. Yok nasıl gözüküyor bakıyorum işte ya. Şimdi bayraklar ya her detayı eklememiz lazım yoksa Silivri soğuktur şimdi. T01 mi yazıyor burada? Bakıyor. Doğru değil mi? Bayrak numarası. Benim modelde S8 yazıyor. Senin modelin ne Yanlışsam. yapalım şimdi? Boş ver. Biz buraya göre gidelim. Peki. T. Bence çok farklı olmaz. Da fontlar biraz sıkıntı ya. Buna font ekleyeyim çözemedim Bu yazı böyle biraz ben. eski olarak dar gibi Show in geldi bana. Explorer desek. Bir saniye. Abi bu nasıl bir Sebrer font? Buna nasıl ekliyoruz acaba? Ya da bakalım 2 dakika ya. Hi everyone, welcome back to another Valve. We are in Substance Designer and inspect a little bit again. Font, E, Ctrl V. Oha ya, designer To mı allow gerekiyor font to eklemek için? expose different change. So the first drag and drop. So if you double click on it, you activate it. And you can see we O have zaman all the designer gerekmiyordur ya. designer gerekiyor. Neyse onunla uğraşamayız şimdi. Şey yapalım. Mesela T yazalım. Abi font da çok kötü ya. Şey falan var mıydı bizde acaba? Neyse böyle yazacağız şimdilik. Yapacak bir şey yok. Zaten oldukça küçük bir yazı. Şey tam çizgiye denk gelmesi gerekmiyor mu? Getirelim. Türk bayrağı. Şey yapalım. Turkish flag alfa diye araştıralım. Görseller alfa yazınca hiçbir şey gelmedi. Direkt böyle içine fotoğraf olarak eklenebiliyor mu? Niye ters abi bu ya? Onu açınca Tabii çıkan onu bayraklar. Tabii. Harbi ya biz ne yapıyoruz? Turkish flag yaz ilk çıkan al. BV yazsak. Lan reklamınıza. Normal şey ya. Dur çözeceğiz şimdi. Gerçi bu da şey ama ya. Biz İngilizce aratıyoruz diye şey geliyor. Büyük ihtimalle evet. Abi şunu alalım. Üçlü koyalım mı? Farkımız Lan sensizde niye? olur. Bayrak yazmayı Bir denesek. bayrak bu kadar zor olmaması gerekiyor. Tamam. Şimdi
Şimdi aklıma soru geliyor. Siyah beyaz mı böyle mi? Bir böyle atalım. Bakalım dediğin gibi tek şuradan basarız olmadı. Flag or bilgisayar şu an kafayı yiyor neyse. Kayıt olunca büyük ihtimal yer kalmayacak şeyde. Direkt Kayıt mı alıyorsun? shift'te evet. Lazım olur diye kayıt alalım dedik. Bak şimdi Sen buraya bir UV'nin üstüne mi basacak? fill attım. Fill diyorum. Paint layer attım bir tane. 3'e bastım. Bunu da base color'a koyacağım. Scale edeceğim. Şöyle bir şey de yapabiliriz. UV'deki yerini bulabilirsek ama onunla uğraşmayalım. Neredeydi biraz? Şunun ortasına doğru. Scale edelim. Mesela şura değil mi? Basayım mı böyle? Biraz Biraz sola ve bir sola. tık daha büyük olabilir. Şöyle. Evet. Buraya da basıyor muyuz aynı şekil? Basalım. Bakıyorum. Evet. Bir garip durdu. Al yere. F5'te miyiz? Tamam. Şey moduna basalım. Şu an perspektifte miyim ya? Şöyle basalım. Açılı. Ya da şey yapabiliriz. Ben niye bunu böyle oynatabiliyorum? Ha. Oynamıyormuş. Oynuyormuş gibi geldi. Bir tık açılı basalım. Mesela color kalsın. Burada da texture desek daha düzgün oldu. Şurayı da aynı şekilde biraz açılı basalım. Böyle daha iyi sanki. Evet. Tamam oldu. Başka yerde var mı bayrak? Bakıyorum. Füzenin başında var. Yani benim gördüğüm referans en azından öyle. Ama Şimdi küçük nasıl füzenin koyacağım? başında var. Küçük füze yok sende. Koyayım mı füzeyi? Gerek. Gerek yok ya. Füze. Füze isim yazalım. Neydi ismi bunun? Nam. Nam 2. Nam P olması lazım. Nam T mi? Ben bilmiyordum. Adam İHA ile Bakalım kafayı yemiş. Ben ne diyorum sana? ben. Nam T. Hı. Beyaz yazmışlar galiba. Şunu kapat. Nam T. Pardon abi, neymiş ya? Sorun değil. Düzeltiriz hemen. Daha küçük yazmışlar sanki. Burada muhabbet modeli güzel gösteren ne kadar çok detay eklersen model o kadar çok kendini belli eder ve güzel olur. Arkada mesela bir şey yazılar bir şeyler daha yazıyor. Biz oralara gelmeden önce bir Bayraktar logosu bulsak mı ya? Baykar logosu herhalde sanırım. Öyle. Öyle aratan daha iyi Baykar. çıkar yani. İnternet sitesine gir abi. Logo yazalım. Görsellerden mi alırız ya? Şu mesele herhalde direkt. Wi-Fi işte Altı. etkilenecek. Ya baba ne oldu? Wi-Fi. Biz kusura bakmayın arkadaşlar. Efendim? Ne? Neredeyim? Ben bayağı öğlen çıktım ya. İşim vardı. Baba işim vardı. Şu anda işim var. Lütfen. Şimdi şunu piyancıya atmaya çalışalım. Ben Blender'ı şimdi bir kapatayım ya. Kayıt alıyor diye bir normalde kasmayan bir kasma var. Olmamız gereken. Yine bunu tekstür olarak atacağım. Bunu proje özelinde atayım mı ya? Başka kullanır mıyım? Kullanmam. Proje özelinde attım. Yine aynı bayrağa bastığım şeye koloruna getirdim. İnşallah siyah basmayacak diye umuyorum.
Mesela nerede? Şurada. Daha küçültelim mi? Şöyle. Basmadı mükemmel. Diğer tarafa da basayım mı? Var mıdır? Bilmiyorum. Burada var mı logo detayları falan? Var. Ama şimdi boyutu nasıl ayarlayacağız ki ya? Şöyle basalım gitsin. F5'e geç. Bir taraf bir tık daha büyük oldu ama olsun. Ölçündü. Şey diyebilir miyim? S sek. Pervanede bak. Hı. Efendim? Evet söyle. Pervanenin yanlarında çizgi gibi bir şeyler var. İki çizgi yani onların. Pervane gelince söyle sen. Anlamadım. Pervane gelince söyle sen onu. Ya daha pervane geçmek mesela hani. Detay ekliyorsun. Pardon. Heyecan yapma. Hepsini ekleriz istediğin. Şimdi bu sana kalmıştı ya, her şeyi ekliyorsun. Şunları diyorsun değil mi? Evet. Bunlar basit. Şimdi ne kaldı? Şu calculation yazısı gibi bir şey var. Onu bulalım. Bulalım dedim. Bende bir alfası var onun. Diye Ben de atıyorum. Tek şurada olabilir. Tek şurada da olabilir öyle bir şey. Sende evet. bendeki şeyde yani sana da attığım onda bir şey var. Çok küçük ama okuyamıyorum. Ne yazdığını tam olarak. Boş ver ya, okuyamadığın şeyi koyma. Ha, alfadaymış. Mesela şunun şeyi var, materyali. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ben buna bir şey attım ama bunda şey var. Materyallere geleyim abi. Şöyle bir materyal var. Bunu scale'ini 100 desek, hatta 200 desek. Ha, 128'den daha fazla gitmiyor. Senden oynarız biraz da. Burayı 1 deyip de şuradan küçültsek 50. Bu arada bu dediğim kağıtta renklerin kodları yazıyormuş ha. Böyle çeşit çeşit şeyde ya, Gunuze, Homebrew, RAL falan bu çeşit formatlarda yazmış. Abi dur, şunu bir daha atalım. 45'e 1. Şurayı 5 desek. Şuraya 50 yapsak. Burayı da 50 desek. 20 desek. 10 desek. Bu niye böyle kötü oluyor ya? 3 desek. Gerçi yeter herhalde şu ya. Eksi 45 diye bir değer olmaz değil mi? Eksi 45 demesek. Yok. 90 olmuyor. Boş ver. Bu ne, bir Black Geldim. Mask? Hoş geldin. Şimdi bir Hoş alfa buldum. bulacağız buraya. Mesela ya bu alfayı kendin çizeceksin ya da bulacaksın bir şey. Kendi Photoshop'ta siyah beyaz aynı bu şekilde çizebilirsin. Öyle Bu şu şeyler. anki bu alfaların şu sonradan Substance'e eklenmiş alfalar mı? Evet. Nasıl bir şey arıyorsunuz abi? Belki bende vardır. Bir şey aramıyoruz ya. Okey. Başka parametre yok mu sende? Biraz da aşağılara bakalım. Sanki buna benzer bir şey vardı bende ama. Direkt şunu basıp geçsek mi? Şimdi. Bunun içinde ne yazdığı okuyamıyoruz değil mi? Hayır okuyamıyorum da tehlike falan bir şeyler tarz olabilir. Bir daha bakayım da. Çok mu büyük oluyor böyle?
Orada biraz dikdörtgen gibi. İşte onu yapamaya çalışıyoruz da dikdörtgen bir şeyimiz yok ki. Şimdi alfa daha yapmaya. Aramaya yazsan aslında varsa göremediysen. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunun hardness'ını arttırabiliyor muyuz? Arttırıyoruz. Tamam, mükemmel. Beyin bedava ya bizim Türklerde, bak şimdi. Bunun şeyini, köşelerini yumuşatabiliyor muyuz? Yok. Şöyle kalsın. Köşeleri yumuşamıyor. Mesela şöyle koyduk abi. X dedik. Biraz küçülttük. Çok az. Tam tersi. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Şöyle bir şey iş görür herhalde. Çok mu büyük oldu ya? İçine de alfalardan danger yazabiliriz. Ama sarı üstüne mi yazmışlar? Demek ki Yok. rectangle'ı alalım abi daha. Şöyle yazalım. Yazmayalım daha doğrusu, bir şunu aşırı atalım. Bir tane fill black mask şöyle koy. Burada sarıyı seç. Color seç sadece. Bunun alfayı biraz hardness'a çek. Bir tık büyüt. Daha net olsun. Şunu direkt şöyle yazsak ne olur ya? Ya da yazmayalım. Siyahtan bassak. Siyahın altına al. Danger. Yani birkaç tane de şey koyabiliriz. Yazı. Out. Şöyle bir şey yazsak. Buraya da keşke iki tarafı oklu olan olsaymış. Şuna şöyle bir şey sanki ama emin olamadım. Kaçırmışız. Program rolleri kanalından herhangi bir program rolü alınca sesli kanallar açılıyormuş. Kayıt olmadan da olsa. Orada şu gördüğümüz yerde sanki şey yazıyor. Dokunulmaz mı ne öyle ama çok küçük yazıyor. Vallahi videolardan bakıyorum da ben de bulamıyorum. Böyle sanki bir el işaret, yani bir şey olur ya, böyle Bir el logo üzerinde var bir çizgi. orada ama. Sanki düşündüğüm kadarıyla el ve üzerinde bir çizgi var, yani dokunulmayacağını belli etmek için. He. Yok, ben başka videolardan falan da yakından bakıyorum, logo yok ya. Yazı. Şöyle öyle bir logomuz var galiba. Alttaki yazının iki tarafında da El gördüm ben bir tane. logolar var. Şöyle bir biz Vallahi. logo koysak ne olur? Olur. Bence olur ya. Hatta hiç uğraşmıyorum. Şu kırmızıdan basalım. Şöyle iki tarafına da. Küçük Daha olsalar daha iyi küçük olur. küçük yapacağım şöyle. Mesela. Başka bir yerde var mı bunlardan?
şeyin üstünde var. Bunu da bir tanesi de basmam yetecek. Buna biz beyaz tekstür atacaktık ya, unuttuk bak onu. Şöyle bir fil desek, şunu seçsek sadece. Ve white yapsak şöyle. Çünkü beyaz bu galiba. Bırakmasın, kapa. Böyle kalsın. Böyle uçağın yani asıl materyali metalikliğini çok az kısabilir misin? Kısabiliriz. Şöyle bakalım. Nokta 3.5, nokta 2 yapayım ya da nokta 1 yapayım istiyorsan. Evet, 1.5 veya 2 olabilir daha güzel. Nokta 1.5. 1.5 olmaz, 15 diyebiliriz belki. Böyle full yapalım. Olmaz mı? Nokta 1.5. Buna şey eklemek istiyorum. Mesela şöyle bir muhabbet yapabiliriz. Black mass ekleyeceğim buraya. Ve detay diyelim. Detay yazdık. Neyse, çok da önemli değil. Buna bir yanlış bok yedim burada, bir saniye. Şuraya M detay yazak ya da Black Mask ekledim. Black Mask'e Fill Layer ekleyeceğim. Fill Layer'da Procedures'dan Pearly Noise falan var. Şunlardan mı eklesek? Borley, Pearly, Pearly. Şunu bir ekleyelim bakalım. Şurada şimdi görmek açısından şöyle bir şey yapayım ya da niye böyle yapıyorsak dur, beyaz kalsın yine. Şurada maskeden bakalım. Şunu trip preliminary yapsak bozuyor. UV diyelim. Bunu 20 desek. Trip preliminary desek. Trip preliminary, trip preliminary de bozuyor değil mi? Yok, aslında dur bakalım. 20 desek, şöyle rotation bir şey karsak yemez misin? Böyle yapmamın lazım. 30. Yok, 30. Mesela geldik abi, sadece metal ve rakınız. Fark edemiyorum diyecektim de fark etmemesi bayağı güzel gözüktü. Sanki çok bir fark olmadı diyecektim de. Yani uzaktaydın ya, göremiyorum diyecektim. Yani şöyle ufak bir detay ekledim dedim de. Orada şu şey. Çok az bir. O. Sarı olan yer var ya. Yani yazılarını yazdı. O iki sarı, yani dıştaki dikdörtgenin sarısıyla içteki yazılarının sarısını benzetebilir misin? Sarı tonlarına yani. Şundan diyorsun. Çok daha güzel oldu. Şöyle şuna. Böyle biraz bir şekil şukulda yapabiliriz. Çok az şöyle bir Black Mask verdim. Yine Generator ekleyeceğim. Şu maskeye bir bakalım abi. Generator'da Metal Edge diyeceğiz. Generator maskeden ne farkı oluyor? Bak şimdi burada şu an bu bizim maskemiz. Niye o zaman o Generator olarak kullanıyorsun? Ben normal maske gibi değil. Yani eklerken Black Mask ekliyorsun ya normalde. Tamam, Black Mask ekleyeceğim. Sonra bu işte, nasıl diyeyim? İşte hani demin dediğim şey var yani, beni yaptığım anlam muhabbeti. O şu an tam bu oluyor. Nasıl diyeyim sana? Burada bir renk vereceğim ben mesela. Diyelim ki simsiyah bir renk vereceğim. Şu an bak görüyorsun, sadece maske verdiğim yerler de var. Şu beyaz gözüken yerler de var. Ben buraya bir maske ekliyorum, Black Mask. Black olduğu sürece hiçbir şey gözükmeyecek. Şu şekil.
Nasıl? Bu şekil. Yani buraya verdiğim renk hiçbir yerinde gözükmüyor. Black Mask gibi simsiyah olduğu için. Buna bir generator ekliyorum. Buna başka bir şey de gelip buradan Smart Mask'e de ekleyebilirdim mesela şöyle. Şöyle bir İşte şey de. benim demek istediğim de maske ile generator'ın farkı neydi? Onu sormak istemiştim. Şöyle bir şey de yapabilirim. Maske ile generator'ın farkı, generator'ı da hani bir tık daha elle yapacağım. Mesela şu hoşuma gitti, kalsın bu arada. Black Mask ekledim. Generator ekledim. Generator'da buradan istediğimi seçebiliyorum mesela. Hani position deyip şu maskeye bakayım mesela. Pozisyonuna göre bir şey yapabiliyorum. Mesela şu beyaz yerlere bir şey vereceğim. Şu siyahlarda olmayacak mesela. O tarz bir şey yapabiliyorum. Anladım. Generator'lar maplere göre maskeliyor. Tam gibi. Aslında gibi. Ben bir kafaya bak geliyorum hemen. Mesela kimi generator edge map'e göre, kimi generator işte position map'e göre gibi gibi gibi. Anladım. Ama Smart Mask koyduğun zaman Smart Mask bu generator'ların hazırlanmış hali. Hani mix edilip birinin eliyle hazırlanmış hali. Ondan sonra onu sen save edip Smart Mask'lerin arasına kaydedebilirsin. Yani kendi Smart Mask'ini de oluşturabilirsin. Anladım. Generate maskların birleştirerek hepsini. Şey de aynı şekilde, materyaller de aynı şekilde. Smart materyal mesela. Bir tane model üzerinde materyal yaparsın. Hani çok unik bir materyal yaparsın Geldim. kendinin yaptığı. O materyali kaydedersin. Mesela Save as Smart Materials dersin. O zaman o artık hazırdır. Bir sonraki projende de mesela onu çat diye atabilirsin farklı bir modelini. Taygun Hoca'yı tam duyamadım ama son dedikleri doğru, evet. Yani Mesela ben bu bazen İHA gövde seçenekler oluyor. yaptım ya. Evet. Hani bu materyal, sen başka bir İHA yaptın mesela, yine aynı metal kullanıyor. Ben burada generator'la hazırladığım zaman maskeyi mesela bake ediyoruz ya şurada. Şu mapleri verebilir. Mesela o şey muhabbetini nereden alıyor mesela? Demin gösterdiğim position'ı. Worst Basic Normal'dan alıyor. Position Graded'dan alıyor. Bunları biz bake ettiğimiz zaman veriyor bize bu bilgileri. Program. Aynen. Burada generator'la da bunu işlediğimiz zaman mesela bu kalıyor. Sen başka bir modele, bake'li modele bunu direkt attığın zaman onun pozisyonlarına göre ayarlıyor bu sefer. Anladım. Sağ olun. Muhabbet o. Ya Toygun hocam, çok da bilgi vermeyin gençlere. Şimdi yavaş öğren. Ağırdan öğrensin de zamanları. Aynen. Doğru söylüyor. Adamı bir günde atıyoruz denize, balina yakala diyoruz. Doğru. Ya iş muhabbet bu. Sen yine mantığını anla. Ben şaka yapıyorum ya. Sen mantığını anla. Ama gerçi biz anlatsak da sen onu denemeden, yapmadan, uygulamadan senin hiçbir türlü şeyine uymayacak. Deminki bahsettiğim muhabbete dönecek olay. Aynen. Bazı İmkanı yok. Bir kulağından girer, öteki kulağından çıkar. Kendin deneyip yanılacaksın. Mecbur yani. ben zamanında bu adımları yaptığım için şu an mesela gördüğüm zaman bir şey direkt kapabiliyorum ama işte senden bu muhabbet tam olmaz. Biraz deneyip yanılıp hocamızın dediği gibi bir şeyler öğrenmen, görmen lazım, geçmen lazım feleğin şeyinden. Neyse abartmayalım. Şimdi ne yapalım burada? Bu hoşuma gitmedi ya. Şu ama son ekledim mesela şöyle bir detay hoşuma gitti. Hani biraz daha bazı yerlerde hafif bir siyah karart tarzı. Bunun kalsın rahatlık değerleri falan da. Bak şu bilgiyi vereyim. Bunu da kimse söylemez. Ben hiçbir tutorialde de denk gelmedim. Abi alta basıyorsun sana maske gösteriyor. Bir tutorialde denk geldim. Pardon, özür dilerim. Oradan öğrendim zaten. Ama mesela tutorialde denmez hani. Adam bir şey yapıyordu. Orada gördüm. Böyle alt falan dedi. Alta basınca maske geçiyor. Alta basınca fill layer'a geçiyor. Şu ben yukarıdan değiştirmeyi biliyordum. Yukarıdan mask. Yani normalde gidiyor millet yukarıdan değişiyor. Alta basınca maske geçiyor. Alta basınca fill layer'a geçiyor. Bu önemli bence. Kullanın. Tabii çok önemli. Çok güzel bir kısa yol. Bunu ben de kullanıyorum. Sonra ne yapabiliriz? Şöyle bir şey denesek. Mesela bak attım, nereye verdi abi göreyim. Yani istediğim yerlere vermem mesela, silerim. Atıyorum. Bakıyorum nereye vermiş. Yine istediğim gibi vermem, silerim. Şöyle bir şey var mesela, Sun Fade var. Mesela attım, gördün mü? Sun Fade dedi. Güneş yanı.
Yukarıdan ışığın vurduğu yere veriyor. Aşağılarda hiçbir şey yok. Bu tarz bir şey de kullanabilir mesela hani. Bu map'in prensibinde position var değil mi? Evet. Bunu yanılmıyorsam ben O yüzden. şeyde bulmuştum ya. Safsız şehirde olabilir bu. Şey çok merak Güzelmiş. ediyorum acaba maskeyi kaydedebiliyor muyuz ya mesela sağ tık. Aa bak maskeyi de kaydedebiliyorum. Mesela bir mask yaptın onu da kaydedebiliyormuşsun. Güzel. Tabii zaten smart masklar, smart materyaller, hatta materyaller, masklar hepsini kaydedebiliyor. Bu güzel. Ben çok mataya kaydediyorum da maskeyi hiç denememiştim. Namle. Şimdi bir bakalım ne ekleyebiliriz daha. Şu üstü boş mu bunun ya? Hani bir şey nokta beyaz bir detay var. Gördün mü onu? Anlamadım, nokta beyaz detay. Şunlar ya. Ha, onları ben kendi şeyimde göremiyorum. Ha, Referansında yok mu? görüyorum, gördüm gördüm, var. Var mı? Bu küçük noktalar var. Ben onları daha yeni fark ettim ben sana söyleyince. Burada Burası da yarışım. bunları burada da yapabiliriz. Hani. Uğraştırır mı? Bir tık uğraştır ama burada da yapabiliriz. Uğraştırmaz gerçi ya. Mesela İHA gövdenin üstünden ya bunu detaydan gidelim ya. Detayı ayırmam bu arada şey hani materyal değiştirse de kolay kolay değiştirmezsin. Hani burada materyal silersin. Yeni bir şey eklersin. Detayda ya da detayı değiştireceğin zaman direkt detayın içine girip bulayım diye. Onu nasıl yapabiliriz? Yine sinyal mi dediniz hocam? Biz de sinyal yazalım. Sinyale benziyor sanki onlar. Sinyal yazalım. Ya da sinyal diyelim ya. Ne fark ediyor. Sinyal ışıkları gibi. Bir tane black mask ekleriz. Alfa deriz. Ona yakın bir maske bulmaya çalışıyoruz. Şöyle oval bir şeye benziyor. Bulamazsak yuvarlaktan da yapabiliriz. Değişir o. Var mı böyle bir maskemiz? Sanki yuvarlak da şeyde öyle gözükmüş bakış açısından. Sanmıyorum ya. Şurada falan baya şey gibi duruyor. Ama dediğin de olabilir. Yuvarlak da olabilir. Ben bir şeye göre söyledim. Ya beyaz kısımlarından bahsedeceğim. Çıkıntılarından değil de Ha, beyaz. beyazı yuvarlak. İlk çıkıntıyı yapacağım. İlk her zaman alttan başlarsın. Öyle düşün. Ben sadece Ya da beyaz şöyle görünüm basit olacak bir diyordum. yok yok. Ya şöyle farklı bir şeyler de deneyebiliriz. Yani illa aynısını yapmak da zorunda değiliz. Böyle Skype şeyler varmış bak. Bunlardan bir şey de koyabiliriz. Bizimki farklı olur Beyler, bak. kolay gelsin size. Teşekkürler hocam. Tanışmak güzeldi. Bir Gelin ara yine ben biz tekrar. sürekli buradayız. Sabah, akşam, gece, gündüz. Değil mi? Oo, canavar. Canavar çok Muhabbete güzel. gelin, oyuna gelin, soru olur gelin. Belki biz size soru sorarız Oo, gelin. çok güzel olur Şu valla. an biraz Benim hanım geldi de ondan çıkış yapıyorum. normalde şey muhabbet etmeseydim de şu an bir video çekiyoruz. Ondan çok şey Tabii yapamadım. tabii. Bir Tabii daha tabii gelin doğrudur. kesin sohbet ederiz. Tamamdır. Görüşmek üzere. Memnun oldum. Görüşürüz. Sağ olun. Günler. Bir de senin bak şurayı çok şey belli etmişsin ha. Şurada çok yumuşak geçiyor. Burada çok sert olmuş. Şu an çok dönem değil de benim için. Sadece bildirmek istedim. Bak şimdi şöyle bir şey buldum. Bence işimizi görür. Bir tık artmasını açarız. Şöyle koyarız. Şimdi koyduk. Hiçbir bok anlamadık. Şöyle yapalım. Color'unu verelim şimdi. Siyah olsun. Hatta height de verelim. Şöyle çıkıntı versin. Ama bunun da ucu çok şeymiş ya. Bir tık daha bakalım. Yoksa mecbur bundan yapacağız. Ucun o şey. Çok keskin mi? Hardness'ı kapatsak mı? Demo mask diyor. Clear mask dedim. Şu hardness'ını kapatayım bir. Böyle deneyelim. Bayağı şey ya bu. Kesik atıyor gibi bir şey yapıyor. Aynen. Yorulmuş gibi bir görüntü var. Bu olmaz. Ya ben normalde şimdi oturup bunu elle de yaparım da üşeniyorum. Öyle değil. Normalde oturup elle yapsan daha güzel oluyor. Hani maske yapma. Maske yapma mantığını gösterme kadar yapsak mı ya? Of bilemedim. Maskenin de gerçi mantığı yok ki. Siyah beyaz resim işte.
Hani siyahlar çıkıntı veriyor, beyazlar kalıyor, bir şey vermiyor gibi düşünebilirsin. Direkt şöyle bir şey kullanalım mı ya? Farklı. Kullanalım, kullanalım. Yani farklılık olur diye de diyorum biraz. Mesela şöyle bir Evet, şu şey dedim. olabilir, evet. Remove mask dedim. Ya da clear mask diyorum, remove demeyeyim. Seçtim ama maskeyi. Tam şöyle getirdim. Bastım. Şu an siyah var diye şey gözüküyor. Mesela siyah kapatalım. Şöyle gözükecek. Biz bunu bir tık şöyle nokta 5 diyelim. Bir de filtreden çok az bir blur eklesem ne olur? Onu tam o şey yüksekliğe değil de düzlüğe yapmaya şansın var mı? Yani biraz daha aşağı diyeyim. Biraz Aşağı mı? yoruldu da o yüzden. Yaparız, Evet. dert değil ya. Sadece bu olur mu ona şey yapayım. Oldu bence. Sen oldu diyorsan senin şeyin zaten, sana soralım. Şöyle yapayım ya direkt. Şöyle sileyim. Bir daha şeyle uğraşmayayım. Şuraya diyorsun. Evet. Şöyle koyalım. Bunu kalsın bir. Tam şu ortaya koyalım. Şunun girişinden bir tık önce koyalım. Şimdi ona bir şeyler daha uygularız. O zaman daha net belli olur. Bir de nerede var abi? Kanatlarda var. Kanatlara verirken de sevini et. Şurada mirror'umu açtım yine. Şunu kapatayım. Kanatlara verirken de mirror'umuzu açalım. Mesela şurada bir yerde var. Ucunda falan var mı? Yok gibi duruyor. Başka bir yerinde var mı? Yok gibi duruyor. Ve sinyali verdik. Bunu biraz daha şey yapabiliriz belki. Renk olarak mesela color'dan şöyle bir tık rengini açabiliriz. Rockness'tan kısabiliriz ya da açabiliriz. Rockness kıssak nasıl olur? Metalde metali açmasak da olur ya. Heyetine biraz arttırsak mı, azaltsak mı karar veremedim. Arttırırsam böyle, azaltırsam böyle. Sanki böyle daha iyi. Böyle mi? Azaltınca. Evet. Tamam. Sana bak, bırakıyorum bunu. Şimdi beyaz sinyal içinde emisif kullanalım. O yüzden geldim buraya. Emisif ekledim. Detaya. Şuraya da sinyal ışık diyelim. Buna da black mask, sadece şu emisiyle color'u açalım, beyaza beyaz verelim gitsin. Beyaz ışığa da geldim. Şekilli şu kullu bir ışıkta böyle alfa ile basabiliriz. Direkt dümdüz ovalde basabiliriz. Böyle Allah'a. Şöyle bir tık küçülttüm. Lan çok az sönüyorsa ya. Bir şey yapıyoruz ama ne yapıyoruz çözemedim. Şuradan geleyim. Aynısı buraya da basalım. Şunu kapatayım. Tam ortayı tutturamamışız. Şuraya da geliyorum. Şunu basıyorum. Şunu kapatayım. Şunu sil. Küçük bas buna. Şöyle bir şey oldu. Şimdi kafama takılan bir soru var. Sorun var. Şu şeyleri falan da yapsak mı? Neyi? Kesikleri yapabiliriz. Uğraşmayabiliriz de. Ya orayı aslında ben model olarak yapacaktım. Sonra çok az belli olduğunu görünce uğraşmayayım diye dedim. Biz o zaman burada bir denelim. Olmazsa burada biz bırakırız. Yapacak bir şey yok. Şu, mesela şöyle bir şey. Neredeydi o? Şu işi görebilir şurada. Bırak. Direkt Black Mask. Ama çok kalın mı oluyor ya? Elle Ya o. çizmek gerekir. Elle çizmek gerekir. Şöyle bir şey yapabilirdik. İşte elle de güzel çizebilirim. Ulan water drop varmış aslında. Ha, tam şeye gidermiş. Ha evet. Neyse, şimdilik uğraşmayalım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu biraz düzleyebilir miyim ki? Şöyle düzlersem, mirror açarsam, sen nasıl bir şey bu?
aşağı inse. Şöyle bir panel çok bir şey olur. Büyük olur. Deneyelim. Kolorunu açacağım. Siyah vereceğim. Bir tık daha ince yapmak gerekiyor sanki. Heyetini de full içeri gömeceğim. Brightness kapa. Metali aç. Aynen bir tık daha ince yapmak gerekiyor. Şöyle yapalım. Şunu seçelim. Sildirek. Aç. Daha küçültebiliyorsak. Nokta bir yaptık. Orası da tek parça panel ya sanki. Ha. Ne erken konuştum. Çok erken koş bir seviniz ya. Yanına yapacak bir şey. Alıştım ben artık. Da inceliği bir türlü yapamıyoruz ya. 0-1'de bile böyle duruyor. Ya böyle Zaten bırakacağız. rengi beyaz yaptım. O kadar belli olmaya canlı olmuyor. Renk gri falan yap. Dur, sadece renk verelim. Beyaz. Ya da şöyle yapalım. Direkt bundan alalım rengi. Neyse artık. Hate verelim. Şöyle bir hate Aynen şu an iyi oldu bence bu ya. versek. Çok az bir fill layer'dan filter'dan blur versek. Yumuşatıyor mu genelde? Aynen. Bir tık yumuşatıyor. Ya maskeni yumuşatıyor. Şöyle gösterebilir. Normalde böyle. Şöyle yumuşuyor. Şöyle iyi gibi. Şuradan şu oval denesek mi ya? Nefesimi tutmuşum. Sonradan fark ettim. Tablet takmak gerekiyor herhalde ya. Adam gerçi biraz daha iyi oldu. Ha, oldu oldu. Şöyle de dönsek mi? Dere dere dın 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 Şimdi bir tık daha iyi. Sonrasında mesela şöyle dur bunu şöyle ama o da çok kötü duruyor ya. Deneyelim. Tools'tan şöyle şey denesek bir de atmayı kameraya falan da bir de atmak gerekiyor galiba bir sürü.
eksik şurada. Burada biraz net açsaymışız ya da ayrı tek şu harbi vidaları da belli ederdik. Acele ediyoruz bazen. Mesela 4K 4K iki parçaya bölsek tek şuru. Ama şu uzaktan bakınca hani şey Evet. durur. Çok iyi gözüküyor. Ha bak şu kameraya gelin. Vida diyelim lan. Gerçi birkaç vida daha gerekiyor bir yerlere de. Şöyle bakalım. Bunlar da varmış. Şöyle bassan cam gibi. Küçük basınca. Büyütünce bayağı kaliteli gözüktü. İşte o dediğim gibi mesela buraları düzgün açsak aslında o zaman güzel sonuçlar veriyor. Yoksa böyle patates gibi gözüküyor. Kalsın şimdilik. Kanattaki şey de var mı? Vida yok. Başka ve çok belirgin bir yerde var mı? Aleyküm abi. Aa, güzel. Ya şuraya da aslında bir çizgi atabilirmişiz de. Orada birleşmiş şey gibi duruyor. Da neyse diyelim. Oraya böyle dursun bizde. Şimdi buraları böyle yaptık. Buraları öyle yaptık. Şu sarıyla şuraya bir ha gerçi küçük füze de o ya küçük füzedeymiş neyse namle yazdık füzenin önünde ışık mı var kamera ne var burada ya Valla ben de ilk defa görüyorum öyle bir şey. Cam bir parçası var mı? ya kalsın biz şu kameramızı yapalım artık şunu açtım kamera de ha. Dur, kameraları nasıl ekleyeceğiz? Materyalden ekleyeceğiz. Yani bu materyal biten kamera. Bulmaz biraz zor olabilir. Ben de nasıl buldum hatırlamıyorum. Emre vermişti pardon bana. Ben de en çok onu merak ediyorum zaten. Spiral şöyle bir şey. Attım mesela. Şu an nereye kamera? Bizim o yuvarlak kimliği nerede? Nerededir? Şöyle şimdi şöyle bir şey yapsak çakallık buluruz da. Abi oraya küçük açtım demeyeyim ya. En önemli yeri küçük açmış olamayız. Neyse oraya denk geliyor diyelim de yuvarlağı nerede abi bunun? Şöyle arayalım. Şunu da çekelim. Boyasan onu öyle olabilir mi? Boyadım zaten bulayım diye. Ha, aynen. Blender'ı kapatmasaydın orada UV'sinden bakabilirdin. Mantıklı. Kesin küçük açtık ondan bulamıyoruz var ya. Ağlayacağım ya. Bak ne yapalım biliyor musun? Bende çakallık çok.
Yani şuradaki küçücük obje neredeydi? Onu bak, baktık yine kaybettim. O kadar küçük koymuşuz ki. Şu mu? Şu. Aynen. Ona koysak hiçbir şey belli olmaz. Ya, düz siyah yapmışsın, ha kamera koymuşsun. Olmaz diyelim. Şuna nanır diyelim. Şöyle yapalım. Şunun metalin üstüne koysak. Bunu sonra sağdan soldan bir yerden metal uydursak nasıl olur? Aslında onun kamerası da aslında böyle büyük bir şey yani. O olabilir. Şöyle diyorum. Şu an biz bunun şeyine ekliyoruz değil mi? Aynen. Şuraya gelmiş. Bu kadar büyük mü ya? Bu kadar büyük değildir. Böyle bir şey değil mi? Ya şöyle internete yazınca aslında birkaç tane çıkıyor. Daha yarısı kadar boyutta bir şey var. Bir de yanında iki parça var da tek parça Tamam, yapıyorum. biz böyle koyalım. En azından istediğim kadar büyütürüz, küçültürüz. Muhabbet şöyle lan, CTL mi? CTL shift. Şöyle kalsın abi. Bunun üstünde. Ya ben bu mesela hani buraya başka bir şey uydururuz. Şuradan altına maltına bir yere koyarız. Demek ki şuradan kaydırırız yani şöyle. Onu da büyütürüz. Daha güzel durur. Kalsın böyle. Anlarsın biraz da zaten. Başka bir şey ekleyecek miyiz şimdi? Sence nasıl? Ekleyeceğimiz bir şey kaldı mı ya? Ha, pervaneye hiç bakmadık. Şu da beyaz gibi ama. Evet, onun bir beyazlığı var. Şöyle yapsak olur. Pervanenin ucuna şey demiştin değil mi? Şöyle yapsak. Beyazlıklar. Beyazlıklar. Pervane nerede abi? Şu siyah metal değil mi? Pervane şeyi nerede? Şurada. Buna white mask ekleyeceğim. Alfa'ya geleceğim. Şu da olur. Fark etmez. Şöyle küçültelim. Siyah çekelim. Şeyi nasıl denk getireceğiz bunu ya? Clear mask diyelim. Burada temizlemişken biraz daha çap... Heh, evet. Yine erken konuşmaya davrandım. Konuş ya, sıkıntı yok, alıştım dediğim gibi. Burayı da böyle mi yapalım? Tam tersi. Öyle. Şu anki gibi. Şimdi şöyle yapsak ucundan biraz belli oluyor mu? Oluyor, güzel. Unuttuğumuz lastik kaldı. Lastiğe geldim abi. F5 ile açayım. Lastiği de şey yapmadık değil mi ya? Düzlemedik, bak onu da unuttuk. İki lastik de yan. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Lastik alfam vardı benim. Lastiğin ikisi neydi? Şu an aklıma gelmiyor. Neydi lastiğin İngilizcesi? Efendim? Lastiğin İngilizcesi. Tire. Tire, Fire. tire, 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 tire. Tamam. Bir tane fill layer atalım.
Blacklist diyelim. Bak burayı bozdu. Niye bozdu? Şimdi orayı. Neyse. Şöyle yapalım. Alfa'yımız seçildi. 90 90 90 90 90. White. What? UV texture desek. Şöyle biraz ortalı yapsak. Mis. Gerçi ön tekeri yapsak yeterdi sadece. Bu da mis'tir büyük ihtimal. Buna da çok az şöyle grimsi bir renk ve şöyle hate verelim. Rockness kız. Kapatalım. Ne kız? Biraz daha siyah yakın şöyle. Çok tırtıklı oldu. Hate kız. Altta biraz kötü birleşiyor ama orayı görmeyiz zaten. Şöyle bir şey. İş görür. Bayağı iyi oldu. Bir saniye nasıl lastik yapılır .com. Bir de şey soracağım şu jantın. Jantı hep unuttuk lan. Biz hep unuttuk. Yok. Hmm. Mesela siyah metal seçsek ne olur? Jant nasıldı ya? Beyazdı. Aynen şu aslında şeyden olabilir. Üstündeki yer var. Şuradan mı? Kartı mı gitti benim? Sesim geliyor mu? Geliyor. Bir internete mi gitti geldi herhalde? Bir şey diyeceğim var ya, ben İHA gövdeye paso şeyi seçmişim ya, dur. Her yerde İHA gövdenin şeyi var. Abi aramayın aramayın. Bir saniye. Anneciğim niye Ali falan aramıyorsun lütfen? Şu an evdeler. Geldim. Şurayı seçiyorduk. Burayı seçiyorduk. Bunu seçtik. Bunu seçme. Bunu seç. Bunu seç. Bu seçili. Bu seçili. Başka ne seçiyorduk? Şunlar seçili. Başka da bir şey seçili değil. Tamam. Ragnis'in diğer yerlere de uygulaması. Tamam. Şu stilden seçsek burayı ne olur? Buraya beyaz seçtik değil mi? Sonra üstüne de şeyin bir kolu var. Onun da rengi yok aslında şu an. Bak o. Ayağın diyeyim. Şu var mı? Var aslında da. Yok yok. Üst tarafın. O metal olan yerin yanında bir çubuk bir de kutu gibi bir şey var ya onlar. Ha şu. Evet bir de kutu gibi bir şey saniye. Var onunla. Şu. Şu kutuyu hiç görmedim. Şöyle bir. Tamam. Buna nokta nokta bir şeyler var da gerçi gerek var mı? Aslında böyle ya. Şöyle baktığın zaman sonrasının içindeki rendörünü. Gölgesine gözüküyor. Evet. Aynısı verdiğimiz yerler.
ya da yol tarzı bir şey olsa daha mantıklı olur diye geldi bana. Çünkü tekerlekleri falan açık ya. Ha, tabii ki. Ben şu an sadece bir bakmak için rengi. İyi gibi. Gerçek gibi duruyor şu an. Evet. Ulan kafayı yedi. Neyse böyle durduralım. Export diyelim. Eksika esportlasam mı tek şuraya? Benim bilgisayar pek iyi değil. Tamam. PBR metre rakmesi şöyle. 4K. Doğulan İHA'ya kaydedim. Texture diyerek exportlayalım. Ha, emisi verdi. Tamam. Şimdi ben bunu kapatacağım abi. Ama bir kaydedeyim. İHA diye. Bunun içine. O smart materyali kaydetseydim yani. Neyse. Şurada materyal diyelim. New İHA mat diyelim. Shading'e geldim. Ctrl Shift'e Dowlands. İHA nerede? Burada. Texture nerede? Burada. Şunu sil. Şunu sil. Şöyle yapalım. Şuradan da Ambient Ya Occlusion. bu şu şeylerin üstüne gözükme addon'unu ücretsiz mi buldun sen? Hı. Onu benimle paylaşabilir misin master'ı? İndirebilir olması lazım. Efendim? İndirebilir içeriklerde olması lazım. Bir şey ses kanalı mı? Saniye, sende hiç rol yok mu? Rolü yok. Ha, tamam. Sana ne verdim o yanlışlıkla bir şey verdim. Beginner'ı veriyorum şimdilik. Premium içerik var bak aşağıda. Teşekkürler. Sonra bunu güzel bir render alsan yavaştan yükseltir rolü. Bu güzel gözüktü bayağı. Ben şey açmıştım da o yüzden pembe gözüktü. Önemli değil o ya. Şimdi buranın tek şunu düzelteceğim. Sen bu bir tık daha büyük mü dedin? Ne dedin? Küçük o kamerayı küçültelim dedim. Kamerayı küçültelim burayı. Yok ben tamam. Büyütelim. Bak şimdi. Şuradan geliyorum. İçeri 50 tane şey almışsın ya. Şunu seçtim. Bizim kamera. Burada gözükmüyor. Nerede gözüküyor? Kameran yoksa sadece kolları mı var? Şundan mı göremiyoruz? Bundan göremiyoruz. Ya bunu dediğim gibi herhangi bir yere alıyorum. Çok önemli değil bu. Bence. Evet. Bak öyle oldu. Hiçbir şey de anlamayız yani. Şunu da aldım abi. Böyle hileler, hurdalar yapacak yapacak bir şey yok. Bak bu da bir çakallık mesela. Aklına gelir miydi böyle bir şey? Bu da bir çakallık. Kamera burada şey gibi gözüksün. Şöyle yapalım hatta. Harbi kamera gibi dursun. Bak bunu gördün mü? Evet. Kameramız da tamam. Bence bir eksiği yok. Gerçekten aynısı. Sen ne ekledin buraya? Şunu eklemişsin. Disconnect. Light. Light. Power lighting. Onu da aktif et. O ne işe yarıyor? Güneş ışığı mı? Rhino yok mu Rhino?
kulaklığı. Güneşli de bu beni uyuz ediyor ya. Şey yok herhalde. Space'te de bu kadar karanlık. Bayraklar uzayda. Hadi bakalım. Şimdi Sunset. Şu aşağıyı tamamlamıyor. Delireceğim ben ya. Ben mi tamamlatamıyorum? Background color, light Herhalde yeryüzündeki şeyler için ne yapılmış. O yüzden herhalde koymamışlar. color. Bir şey de beceremiyoruz ama. Böyle mi render alacağız yani? Benim bir tane önceden yüklemiştim, onu bir Şu aralar indireceğim. neyse bizde bu addon'dan dolayı bozuyor herhalde ya. Ya da şeyden dolayı. Create smooth desek. Bozmaması lazım ama bozuyor işte. Bir şeylere. Kapatacak olmuyor. Beceremiyoruz. Bunu kapattım abi. Bir alta indim. Ve bir üste çıktım. Bunu açtım. Allah Allah. Şeyde sorun var herhalde. Blender'la iyi bir şey kurcaladın mı? Ben mi? Yok. Bir şeyde sorun veriyor ama neyse. Bake şeylerine falan girmişim herhalde. Ya bu Blender'da bazen sıkıntı oluyor böyle. Ben onu çözemiyorum. Belki ekran kartı ile alakalı da olabilir benim. Cuda seçili ondan olabilir mi? Cuda seçili olması gerekmiyor mu? Evet. Zaten bazıları OptiX seçiyor. Neye göre seçiliyor bilmiyorum ama. Ben de OptiX seçince kafayı yiyor ya. Şimdi bence bir sıkıntı yok. Güzel de oldu. Bir tek render'ı Evet. kaldı. Bu şey HDR kullanamıyor muyuz şey içinde? Render modunda. Ya bence buraya hiç gerek yok. Neden biliyor musun? Ben sana hadi son bir güzellik Nereye hiç yapayım. gerek yok. Ben sana son bir güzellik yapayım. Açık mı? Açık abi. Şimdi bunu Octane'de render etmek mi? Octane konusunda bir fikrim yok. Ya Birazdan ben şey tarzı olur. Birazdan olur. bu bulutların böyle dağların üstünde tarzında bir HDR buldum bak. At bana hemen. Dosya bir kol için atamıyorum da indirme linkini Ha, atabilirim. indirme linkini at. Şimdi Octane'imizi geldik. Octane'imizi açalım. Octane Blender'ın içinden mi render alınıyor? Evet. Şimdi FPX diyelim. Dovlant İHA FPX'imizi açalım. Sonrasında da tamam böyle kalsın. Bu modeli ben bir tek parça yapacağım. Ya da yapmasak mı? Böyle kalsın ya. Bunu bir zaten Gönderdim bu arada. Evet collection deyip İşte. ne diyelim içine İHA desek yeter herhalde. Tabii keşke bunları da maille şöyle şöyle. Nasıl çalışıyor lan? İlla bir tanesi girmek için inat ediyor. Şimdi shading'e bir girelim. Sen gönderdin de. Material new diyelim. Ne için batarya? İmaj text diyelim. Basic olanı bir çağıralım. Dolant İHA Texture Base Color. Bunu kopyala. Metalik. Bunu kopyala. Roughness.
Bunu kopyala abi. Normal. Bunu kopyala. Emissive ve bağlayacağız ama emission'da bir melik yapacağız. Black body. Hep böyle bir şey yaparken iple ekliyorum da. Neyse. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yok, doğru terim olmayabilir. Güzellik yapacağız da diyebiliriz. Beyaz kaldı da. Onun sebebi nedir? Materyali oraya atmamışız. Şöyle yapacağız. Ha. Linkli materyal. Hepsine bağlı materyali. Şunlara emisi mi vermişim lan? Ya da bunlar da materyal gitmedi. Onlara sanki bir şey vermedik ya. Bunları UV'de rastgele bir yere koysak aslında olur. İşte ona bakacağım. Bir harbi bir şey vermedik mi? Şunu da solid'e geçelim artık. Millet diyecek deli bunlar. Vermişiz de şöyle yapalım. Unwrap. Bir de unwrap edemiyor muyuz? Neyse ya, şuraya koyalım. Abi ikisi de birbirine bak, kafayı yiyeceğim. Şöyle yapacağız. Şunu al, şöyle yap. Buna yanlışlıkla emisi materyal falan da bağlamış olabilirim diyeceğim de yok. Gri bağlamışız ya direkt. Aynen, materyal vermiyormuşuz büyük ihtimal. Kaldım bir yerde şurada ve şurada mı var? Yok, sadece burada var. Şuraya koyalım. Böyle daha iyi olacaktır şu an. Gerçi pek de bir şey fark etmedi gibi. Aynen. Bir şey fark etmedi çünkü abi bu hafızayı aldı bunu büyük ihtimal. Render'da belki fark edebilir. Şöyle bir şey yapalım. Bir deneme render alalım. Ne kadar hızlı aldı ha? Bayağı da gerçekçi çıktı. Yok, daha almadı ya. Ama şu an aldı, evet. Tak diye görüntü geldi. Görüntü geldi. Yeah, görüntü gitti. Biliyor musun o şarkı? Sanırım yaşım tutmuyor. Olabilir. Base Model Pro. Kafa gitti. Neki gölgeye çok güzel geçer gözüsü öyle. Hatun gördüm. Biri elinde açtı, biri fıstığı akabinde. Senin dediğine işe yarayı denelim. Yavş. Çok yaşa. Buradan herhalde şey yapıyor ya. Ya da bilmiyorum ne. Bunların derdi. Bir kapaç yapıp düzeltebiliriz belki. Neyse, kalsın şimdilik öyle. Derdiniz ne gençler? Şöyle yapsak. Bunları grupla abi. Belki de hani gelen ışıktan dolayı da böyle gözüküyor olabilir, emin olamam. Büyük ihtimal öyle bir şey de olabilir. Hani siyahın üstüne falan mı, ya da kırmızının üstüne falan mı koysak? Şöyle yapıp da şunun üstüne koysak. Siyah gözükse orada ne olur bizde? Aynen, bak dediğim gibi şeyden yapıyorum. Evet. Böyle güzel durdu ha. Hı hı. Şimdi ne yapıyorduk? Senin dediğin eşyarayı. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Var mı? Bir şey soracağım da. Anlayamadım. Hı. Bir daha söyler misin? Boş. Şu anda boş olan ve Blender'la ilgili bilgisi olan var mı? Bir şey sormam gerekiyor. Feyzi bir baksana ya. Soruya göre bir bakayım. Aşağı alsan ama ya şimdi. Kanka, UV açmakla ilgili bir şey soracağım da. Olur, gel. Sesli sohbet 2'ye gel. Tamam. Şey,
şuna şey yapabilir miyiz? Bu HDR sorununu şu şeyde de görmüştüm. Top yapmıştınız ya, onda da aynı soru çıkmıştı sanki. Koymayayım mı? Onu mu diyorsun? Yani bu şu an sanki bir şeylerle uğraşıyorsun gibi geldi de bir kere daha HDR, bu Octane Render'da HDR'le uğraştığını görmüştüm. Ha yok ya, çözdük onu. Şimdi buraya imaj neydi lan bu? Environment miydi? Texture Environment ekliyoruz. Bunu silip de buna imaj text ekliyoruz. Şunu şuna bağlıyoruz. Bunu buraya bağlıyoruz. Bundan da open deyip Dolant'ın içinden tabi çıkarmadık büyük ihtimal klasörden. Şunu show klasör ayıkla. Ayıkladı. Le. Şurada. Hangisi? İkisi aynı mı? Aynı da farklı formatların ne olur bilmiyorum. Ha, biri JPEG, pardon. Tamam, HDR'ı seçelim. Sonra buradan Gamma'yı 1 yapıyoruz. Mis gibi geliyor. Nasıl? Sonra kameramıza geçiyoruz. Kameramızı bir ayarlayalım. Bir render alalım. Nasıl bir açıdan render alalım? Daha yukarıdan bakabilir aslında. Şöyle mi? Daha mağda gözükse. Değil mi? Bunu böyle bırakalım. Bir solid render'da. Şurayı kapatacağım sadece. Bir de ışık ekleyelim hafif. Araya mesela. Şöyle büyütelim. Hani şey olsun. Bunu biraz daha yukarı al. Biraz daha şöyle al. Şöyle al. V'ye yapalım. Bir tık daha yukarı alalım. Bu ışığa da use not desek. Bunu buradan etkilemiyoruz. Emission'dan böyle texture bağlayacağız. Burada biraz sıkanıyoruz işte. Word obje. Texture emission'a da texture'una nereden renk atıyorduk ya? Uf. Onu hiç hep bunun unutuyorum. Nodları farklı değil mi Octane'in? Evet, nodları farklı. Blender'da color'la ilgili bir şey var mıydı? RGB'ler var. RGB desek. Ha, bu olur galiba. Şuradan şöyle çok az sarıyı seçip de power'ını 1 falan yapsak. Çok turuncu oldu sanki. Bir render'da bakalım. Belki render'a hiç yansımayacak bile. Baksana kapkaranlık çünkü. Render'da niye öyle görecek? Silelim bunu. Render'da evet bir bokluk var. Octane Environment power'ını 5 desek. Sanki direkt önden vuruyormuş gibi gözüküyor değil mi? Ama büyük ihtimal önden vuruyor. Yani şey, Environment'da da öyle. Onu şöyle çevirebiliriz. Shading'e geldim abi. Yani ışık bak karşıdan geliyor, gördün mü? Environment çevireceğiz. Sen sağdan soldan istiyorsan. Word diyeceğiz buraya. Buna da transform. Full transform bağlayacağız. Transform'una. Işık nereden gelsin? Arkadan mı gelsin? Aa, aldın abi. Böyle daha iyi oldu sanki. İşte yine viewport'taki görüntüyle aynısı çıkmıyor. Onu nasıl yazacağız harbi ya? Şu 10 20 desek. Fazla oldu. 10 desek 25 değil mi? Fazla oldu. 7 diyek bizim olsun. Şu an iyi gibi. Bir şeyler deneyeceğim şimdi.
Pet Trace, Steel Dryer Blade. Tamam, Pet Trace olsun. Max Samples'ı 1000'e çek. Şurada modeling'e dön, sıfıra gel, kameraya geç. Şuradan ayara devam etmeden önce kameradan da şu light'ı sil. Mesela kamera seçili kalsın. Burada highlight. Bunu seçince ne oluyor? Yani şu an güzel sonuca doğru gidiyoruz. Adaptik sampling yok. Deep images yok. Emotion yok. Bir şey açacağız da burada. Nerede o? Onu kameradan çözelim. Şuradan devam edelim. 1920x1080 tamam. Paslardan Beauty'den Beauty açalım. Dinoizer'dan Beauty açalım. Bir de Lighting kalsın. Crypto Info. Z'de bir açayım da hani vermiyor. Nasıl alacağımı da bilmiyorum. Verse güzel olur. Şimdi kameramıza bir daha gelelim. Perspektifimiz 70 mm olabilir. Biraz daha uzak bir görüntü şöyle olabilir ya da 35 de yapabilir, daha yakın bir görüntü şöyle. Hangisini seçin? Anlamadım. Ya şöyle bir görüntü mü istiyorsun yoksa şöyle bir görüntü mü? Ya önceki sanki daha iyiydi. Öyle diyorsan şöyle yapalım. Focal length olayım bu. Focal length olayı, evet. Kamera sensör kalsın araya. Background viewport. Şunu dinle ne oluyor? Tamam, güzel. Onları dokunmayalım şimdilik. Baking'e dokunma, Octane kamera image render modu. Dokunma, deterrent değil. Enable dynamic. Keşke volume olaylarını falan bilsek şurada ya. Neyse. Bunu açma. Şimdi bir render daha deneyelim. Yapay ışık değil de doğal bir ışık yukarıdan yansıtabilsek aslında bir tık daha iyi sonuç alacağız sanki ya. Biraz karanlık duruyor ancak arkadaki bulutlar çok aydınlık, bir gama işim var. Acaba? Ya da böyle normalde Perkut'a falan ya, filmik, standart ya da raw. Dur. Gamma iş dedin ya, bir kafama bir şey geldi. Bir saniye. Bizim acaba şunun objenin... Bir saniye geliyor buna. Bir yapsak bunlar ne değişiyor? Abi şu arka acayip iyi duruyor ama önde aynen bir şey yapıyoruz. Bak şu an gaması düzeldi değil mi? Evet. Büyük ihtimal ondanmış. Şu Word'den de ışığımızı bir kısalım. 7 değil de 4 diyelim şimdilik. Of, iyi bir gün batımı şey gibi durdu ha. Aynen, epik duruyor. Şu render'ı bekleyelim de. Ben de onu şey söylemek istiyordum. Zamanım biraz az kaldı. Selamünaleyküm. Bak, bence sonuç çok güzel. Evet. Photoshop'ta şu tekerleri sildik mi? Aleykümselam, Halis Bey. Merhabalar Oğuz Bey. Merhaba Halis Bey. Abiniz gözüyor, görüşemiyoruz pek. Dün buradaydım, sen yoktun. Dün tabi gelecekti, dağıldınız ya. Efendim? Odaya yeğenim daldı da mikrofonu kapatmak zorunda kaldım. Alsın ya, söyleyeyim. Bence bu hoşuma gitti benim.
Ben de çok beğendim. Octane diye, Eline sağlık senin. Octane İHA diye kaydedelim. Ne olur ne olmaz lazım olur. Şimdi sadece ufak bir pürüzlerimiz var. Sen de azıcık tamir edersin ki. Photoshop'u açıyorsun burada. Abi bu saatten sonra Photoshop. Madem gösterdik, sonunda bir post prosik girelim değil mi? Post-processing en az bildiğim şey. İşte yapmamız gereken şey de ama bu. Yani mesela çoğu insan ham render alır, üstüne bu ışıkları şey falan koyar. Şu arkası çok epik duruyor ya. Mesela hemen şunu atalım buraya. Neden NFT ile uğraşıyorum hala? Bak bulduk ki onu yapıyorum. Burada şurada şey NFT iyidir. Abi bir tane satamadım ya, kafayı yiyeceğim ya. Yeme ya, satarsın be Halis. Yani bir şeyler var da, bir etkileşimler var Twitter'da falan da, yok alan yok. Etkileşim var abi. Şöyle yapalım. Şuradan direkt. Ya da şöyle yapalım ya. Direkt fırçayı al, buraya geç. Bayağı iyi sildi. Böyle oluyormuş bu işte. İlk defa görüyorum böyle bir şey derken böyle. Daha iyi de sileriz ya. Da şöyle getirelim biraz şuralara bir şeyler. Daha iyi de silinir bu arada. Bak mesela. Şöyle bir yöntem de var da bunu burada yedirebilir miyiz bilmiyorum. Alıyorum burayı. Götürüyorum. Blur'layarak aslında biraz şey yapıyor herhalde. Bu biraz öyle evet. Onu da yine tamam, alacağım fırçayı şöyle. Bir tık küçültelim şöyle. Sonra bunun da şöyle yaptık mı? Yemez. Şöyle yapalım. Karıştıralım burayı. Biraz da şöyle karıştıralım. Şöyle yapalım aynı olayı. Tamam. Gitti. Model mi? Şu an gözümüz ona alışkın diye o yüzden şey yaptı. Şu an gitti. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Bu Obje Selection'da bakalım seçecek mi? Hepsini seç benim. Şöyle bir şey yapsak olur bence ama. Daha kopyala, filter, blur galeri değil. Blur galeriden spin blur vardı galiba. Deneyelim. Şey yarayacak mı, hiçbir fikrim yok. Şöyle bir şey yapıp gruplayıp ve maske verip şuradan boyamayı seçip şuraları çıkar seçimden. Şöyle biraz kötüdür. Ben maskeye gel. Bu niye böyle yaptı ya?
Auto select niye açık be? Şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şey yapsak. Sonra buradan da brush'ımızı seçip şuraları bir temizlesek. Şöyle üstüne gelen yerleri. Sonracığıma da şuradan blur tool'la blur tool ismiyle şuralara bir şeyler atsak. At be. Bu Aron. Değil, birkaç tane bir daha yaptı ya, hepsinde var. Yok be, kötü durdu değil mi? Onu bir daha. Ben şimdilik bu kadar kalsa olur mu? Çünkü benim çıkmam gerekiyor da. Tamam, sen çık, ben sana atarım. Yani ben o şey atarım zaten herhalde. Bence direkt oraya da sen atmalısın. Final work. Çalışmamı değerlendire. Tamam, atarım oraya. Bitince atarım oraya. Daha bir şeyler yapacağım üstüne. Tekrardan teşekkür ederim sana. Rica çok ederim. Öğrendim de. İyi akşamlar size. İyi akşamlar. LinkedIn'de de paylaşayım mı ismini? Var mısın LinkedIn'de? Hesabım var da biraz yani direkt açılmış. Onu sonradan yapsak daha iyi olur. Tamam, olur. İyi günler. Şöyle motion blur verdik mi güzel bir sonuç alıyoruz. Sanki şöyle. Radial blur da boka giriyor ama ya. Ya da spin'de. Ya da pervane ile silsek direkt. Şurada mı versek? Sanki oraya gibi ama. Ya tamam işte ya. Şu şöyle güzel oldu benim. Çok yakına irdelemez. Şöyle mi? Uzaktan iyi gibi ya. Ya da pervane çok hızlı döndüğü için anca etrafında o şey oldu. Bir tane de mesela şöyle bir şey yapsak. Ben niyeyse sağ taraftakinden sol taraftakinden daha fazla bir bulur oluyor. Sağ tarafta daha az. O ne? Anlarsın şimdi. Çok az şöyle explorer yaktın gibi ya. Ne? Renkleri yaktın bence. Yok be. Onun şu üstler falan var ya bak. Çok fazla şey oldu. Buradan devam. Bir tane loop bakalım. Gitti her şey. Nereye gitti?
şuna. Alo. %5 destek. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar cümleten. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Çözebiliriz Feyza. Yani kısmen biraz arkadaş Fikir sitemize yürüttük. modellemeye şey yapıyormuş. Onun için de stajda hatta texture yapmak istiyor galiba arkadaş. Evet. Onun için de tutorial bulamamış. Ben de çok Oğuz Faruk yardımcı adam olan kişilerden. bilgili dedi bana da ona sormaya geldim Oğuz Faruk abiye. Şu Burada Blender'dan mı mısınız? texture yapmaya Şu bitsin de çalışıyor? bakalım. Efendim? Blender'dan mı yapmak istiyor? Yok, Substance'te. Blender'da texture nasıl hazırlanır bilmiyorum ama Substance'te arıyordum, bulamadım. Blender olsa burada bir çocuk var Salih diye o bayağı iyi biliyor o işi. Ama Substance'ı Şunu kaydedelim. Oğuz'a sor aynı. İyi akşamlar. İyi İyi akşamlar. İyi akşamlar. İsmail, sen Discord'daki önceki ismin neydi? Enders. Mr. Enders. Siz boyama için ne kullanıyorsunuz? Genel Ağaçları olarak boyamak için. herkes Substance Painter kullanıyor genel olarak. Ve gerçekçi modelleme mi yani? Yani. Seçinizi de yapılabiliyor. Stilize ben Doğru. işte onu merak ediyorum ama bir türlü tutorial bulamadım. Yapanlar sadece önceden yapmış olduğu tekstürü atıyor üstüne modelin o kadar. Ben o tekstürü nasıl yaptığını anlayamadım. Designer mı yoksa painter mı kullanmasını? Painter. Painter. Ya vallahi ben İngilizce yazınca çıkan videolardan baka baka yapıyordum ya Blender'da. Painter'da da aynıdır.